Herkese iyi akşamlar. Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü olarak hazırladığımız etkinliğimizin bir tanesine daha hepiniz hoş geldiniz. Bu akşamki konuğumuzu bir kez daha ağırlamıştık. Size uzun uzun anlatmıştım ama yine anlatacağım. Çünkü benim için çok değerli bir insan. Üniversite hayatımda ve sonrasında da bana çok emeği geçmiş üniversiteden hocam kendisi. O yüzden çok çok mutluyum. Yeniden beni kırmayıp davetimi kabul edip bu akşam bizlerle beraber olduğu için. Tulga hocamı buraya davet etmeden önce kendisiyle ilgili böyle kısa bir bilgi vermek isterim. Daha önce de anımsayacaksınızdır bizi takip eden arkadaşlar. Kendisi Ankara Literatür Coğrafya mezunu, arkeoloji mezunu, klasik arkeoloji mezunu. Rehberlik bölümü hocamdı benim. Şu an kendisi Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde öğretim üyesi olarak devam ediyor. Birçok kazıda bulundu. Zeugma'yı hatırlıyorum. Sanıyorum Kanos ve Arikanda'yı hatırlıyorum. Diğerlerini anımsamıyorum. Hocama sorarız. Çok yönlü bir karakter. Dünya tatlısı bir adam. Hem gastronomi hem arkeolojiyi birleştirdi. Gastroarkeoloji dersleri veriyor. Uzmanlık alanı, turizm, kültür, kültürle ilgili her şey çok dolu birisi. Geçtiğimiz yıllarda Başkent Radyosu'nda çok güzel şeyleri de vardı. Canlı yayınları da vardı, yapımları da vardı. Kendisini internetten de araştırabilirsiniz. Kendi resmi web sitesinde zaten kendisiyle alakalı çok fazla sayıda detaylı bilgiye ulaşabileceksiniz. Biz bu akşam Antik Yunan döneminde doğru bilinen yanlışlar ya da doğrular yanlışlar, yalanlar gerçekler gibi böyle enteresan bir konuyla sizlerle beraber olacağız. Hocama tekrardan hoş geldiniz deyip yayına alıyorum. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Canan Hocam. Teşekkürler. Bütün dinleyenlere, gelenlere de çok sevgiler sunuyorum Ankara'dan. Tekrardan merhabalar hocam. Ben sizi kısaca özetledim. Eklemek istediğiniz, kendinizle alakalı böyle ekstra belirtmek istediğiniz bir şey varsa dinlemekten mutluluk duyarız. Çok teşekkürler Canan Hocam. Fazlasıyla detaylı bir şekilde değindiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun. O zaman hocam şey yapalım dilerseniz. Hemen ben geri çekileyim. Ekran paylaşımına başlayalım. Olur. Arkadaşlarımızı hiç bekletmeden. Tamam. Ben hemen paylaşımı açayım. Evet. Sanıyorum ekran geldi, değil mi? Evet. Özür dilerim. Sanıyorum ekran gözüküyor, değil mi? Herkes görebiliyor hocam, sanıyorum. Hocam, şey süper, ses de çok iyi, ekran da çok iyi, bir problemimiz yok. Tamam, çok teşekkürler. Evet, esasında bu konu nereden doğdu? Birazdan bahsedeceğim ama benim ta çocukluğumdan bu yana biraz beni tanıyanlar da biliyor. Ankara Roma Hamamı'nın karşısındaki evde doğan bir kişi olarak doğal olarak arkeolojinin içerisinde doğdum. Yani oyun alanımız Roma Hamamı'ydı. Bu sebeple böyle bu Anadolu toprağının hani taşına toprağına aşık olarak büyüdüm diyebilirim. Bütün hayatım, hayalim arkeoloji okumaktı. Sonunda da okudum gerçekten. Evet, çok detaylı belki şu anda yani yoğun bir arkeoloji programı içerisinde değilim ama farklı dönemlerde, farklı şekillerde bakanlıktaydım, müzede çalışıyordum, işte daha önce kazılarda bulunmuştum. Yine kenarından, köşesinden de olsa bir taraftan yakalamaya çalışıyordum. Hep aklımda olan bir konuydu esasında. Bunu ben uzun zamandır paylaşıyordum, arkadaşlarımızla konuşuyorduk veya biraz Anadolu toprağına, Anadolu arkeolojisine ilgi duyanlarla veya derslerimde anlatıyordum. Sonra Canan Hoca'yla da böyle bir konuşma geçince bunu dedim bir en azından daha geniş bir kitlelere duyuralım. En azından sesimiz daha çok duyulsun. Tabii şimdi başlık İon, Yuan, Yunan, Anadolu ilk çağ tarih üzerine doğrular ve yanlışlar. Bakalım. Nerede yanlış yapıyoruz, nerede doğru yapıyoruz, nerede terminoloji hatalarında bulunuyoruz? Bunun sıkıntısını çok yaşıyoruz esasında ve yaşamaktayız. Ben başlangıç olarak çok kısa bir filmle başlayacağım. Troy filminden, yani Troya filminden başlıyoruz. Troya'yı anlatan film. Yaklaşık
2000'di sanıyorum, 2001 veya 2000'di. Warner Bros. Pictures'ın hazırladığı bir filmdi. Ünlü artistler oynuyordu. İşte Brad Pitt oynuyordu, Eric Bana oynuyordu. Esasında ben tabii bu filmlerin zaten hayranıyım. Yani Gladiator filmi, Troy filmi, yani böyle tarih filmi olduğunda zaten büyük bir heyecan duyarak bu işe giriyorum ve seyretmeye başlıyorum. Yalnız filmi ilk seyrettiğimde çok çarpıcı, biraz da böyle arkeoloji ve Anadolu toprağına aşık biri olarak gözüme bir detay takıldı. Şimdi onu paylaşacağım sizle. Hem onu paylaşırken bir 3 dakikalık bir film. Filmden kısa kısa bölümleri koymaya çalıştım. Daha sonra bakalım nerelerde doğru yapıyoruz, nerelerde yanlış yapıyoruz. Onu izlemeye ve birlikte konuşmaya, paylaşmaya başlayalım. Ben filmin sesini kıstım. Film başlıyor. Değerli katılımcılar, görüyoruz. Güzel bir Amerikan filmi, Warner Bros. Pictures. Çok güzel başladı film. Ana tema ne? Troy, Truva. Yani Çanakkale Hisarlık'taki destanlara konu olan antik kent. Bakın filmimiz başlıyor. Ben tabii küçük küçük kesitlerle devam edeceğim. Sesi açmadım. İki tane harita çıkacak karşımıza. Ve bakalım haritalarda nasıl bir izleyenleri farklı bir yöne devşirme veya evrilme göreceğiz. 3200 yıl önce diyor. Bir tarafta Yunanistan ve bir tarafta Anadolu coğrafyasını görüyoruz. Çok güzel. Kıta Yunanistan, yani Greece diye bahsedilmiş ki o dönemde şehir devletleri var. Yani hiçbir şehir devleti kendini hani bugünkü gibi Almanya, Türkiye, Yunanistan diye adlandırmıyor zaten. Şehir devletleri ismiyle adlandırıyor. İşte Atina, Mikenay, işte Tesalya gibi bir takım kentlerle, yani kent şehir devletleriyle adlandırıyorlar. Anadolu'ya bakıyorsunuz, bakın ilaç niyetine hiçbir kent yok maşallah. Yani 3200 yıl önce Anadolu toprakları bomboş. Yani böyle Vahşi Batı'nın şey yapılması gibi, böyle arazi kapılması gibi. Sadece Troy gözüküyor orada. Film başladı. Ben bunları tabii ilk, dediğim gibi hani ilk seyrettiğimde, bakın Tesalya diyor, Yunanistan'daki bir bölge. Yanına Greece yazmış, yani Yunanistan. Böylece bütün dünya üstünden izleyenler buranın Yunanistan'da olduğunu anlıyor. Gayet normal, burada bir şey yok. Bakın bir yer daha geliyor şimdi. Bunlar tabii atlayarak devam ediyorum kesitler halinde. Sparta Limanı diyor. Yanında hemen çok güzel Greece yazmış. Böylece bütün izleyen çoluk çocuk, genç, yaşlı, ihtiyar Yunanistan'da olduğunu anlıyor. Böyle bir antik Yunan devam ediyor. Mikenay yine yazmış. Greece çok güzel. Agamemnon geliyor. Ve Troy'a doğru yelken açan binlerce gemi. Artık o destanımsı savaş başlıyor. 10 yıl sürecek olan savaş, destanlara konu olan Truva destanı. Yunanistan'dan gelen bu şehir devletlerinin ordusuyla. Bakın filmimizin esas kahramanı neresi? Truva, Troy. Yanında hiçbir şey yazmıyor. Ne Anadolu, ne Türkiye, Turkey, Anatolia, yani hiçbir şey yok. Şimdi bu minvalde ben düşünmeye başladım ve bunu düşünürken de dedik ki neyi nasıl doğrulayacağız ve kurgulayacağız. Ve ben de düşündüm esasında, çocukluğumdan beri düşünüyorum ve rahmetli annemin bana aldığı kitaplar vardı. Ben ilkokulda işte hasta olduğumda, okula gitmediğimde anne baba çalışıyor. Biz tabii rahmetli abimle evdeyiz ve kitap okuyorum. Neyi okuyorum? Annemin bana aldığı kitaplar. İlk defa tanıştım Halikarnas Balıkçısı'yla, Cevat Şakir Kabaşlı'yla ve Azra Erhat'la. Hep işte ben Halikarnas Balıkçısı'nın kitaplarını okuyorum. İşte Mavi Sürgün'le başladım. Hey Koca Yurt, Anadolu Tanrıları, Aganta Burina Burinata, yani Turgut Reis, bir sürü hikaye kitapları veya güncel olaylara değindiği Anadolu tarihiyle ilgili kitaplar. Sonra kazıda düşünmeye başladım. Gittiğim kazılarda esasında çok zevk alıyordum. Taşa toprağa oturmaktan, toprağa yatmaktan,
yani o günkü insanlar gibi düşünmekten çok hoşlanıyordum. Beni belki böyle manevi olarak geçmişe iten, geçmişle aramda bağ kurmasını sağlayan bir yerdi kazılar. O yüzden çok seviyordum. Yani böyle kendimi attığımda mutlu olduğum yerlerdi. Kazıları yaparken tabii o bölgede çalışan yakın köylerden gelen işçilerle birlikte oluyorduk. Yani onlar işçi değildi. Mevsimlik olarak geliyorlardı. Başka işleri vardı ama kazı sezonlarında kazılar da görev alıyorlardı. Tabii onlarla da çok güzel anılarımız vardı. Bakın şu ortadaki Arikanda'dan rahmetli Cevdet Baybutluoğlu hocamla iki senemi geçirdiğim en güzel anılarım da olduğu Arikanda kazısından. Burada bir Kara Mustafa'mız vardı, çok meşhur, rahmetli oldu. Çok klasik bir hikayedir. Genelde kazılarda anlatılır ama benim de başımdan geçtiği için anlatmak istedim. İşte toprağı kazıyorlar, kazmalarını vuruyorlar. Bir gün dedim ki, ya dedim Kara Mustafa, ne olur dedim şu kazmayı biraz yavaş vur. Bak bir heykel gelebilir, bir işte bronz bir şey vardır. Yani kırmayalım. Aman hocam dedi, üzüldüğün şeye bak. Gavurun taşı dedi. Şimdi ondan beri düşünüyorum. Yani Anadolu toprağını yaşayıp Anadolu toprağını esasında özellikle bu ilk çağ tarihine niye bu kadar uzak kaldık? Niye bu kadar uzak bırakıldık? Bu toprağın insanları binlerce yılın bu tortusuyla, bu toprakla niye bütünleşemedi? Hep bunları düşündüm esasında. Seramiklere bakarken, kazı yaparken, arkeoloji masalarında böyle şu Kanos'tan bir fotoğrafımız çalışırken hep bunu düşündüm. Neden dedim, ben 800 kilometre uzaktan geliyorum, 50 metre uzaklıkta kazıyı evi olan insan niye acaba bu yaşadığı toprağa farklı bir gözle bakıyor veya oradaki yapıları farklı bir gözle görüyor? Ve ben hayatım boyunca herkese anlatmaya çalıştım. Yani bu toprağın, Anadolu toprağının esasında ne kadar mümbit, ne kadar zengin bir toprak olduğunu ve bizlere neler bahşettiğini anlatmaya çalıştım ve esasında devam edeyim. Bu benim hem ilk sözüm hem son sözüm olacak ama bu ilkokulda okuduğum ve belki de aklıma böyle kazına nakşedilen bir sözdü. O yüzden sizle bunu paylaşmak istedim. Halika Anas Balıkçısı'nın bu Anadolu Efsaneleri kitabından. Biz bu diyarın gerçek varisleriyiz dedik. Ama bu mirasımızı şimdiye kadar dört bucağa pek miras yedice saçtık. Osmanlı Devleti sırasında dünyanın yedi harikasının elle tutulur sanat kalıntıları babalarının mallarıymış gibi şimdi Batı'nın çeşitli müzelerindedir. Ne olacak? Gavur putu, yabancı şeyler dedik. O eski mimarlık ve heykeltıraşlık anıtlarından çok daha önemli olarak onlardan kalma bir de kültür zenginliği vardı. Onu da bizim başımıza kondurmadan, adam sen de vazgeç, Asklepios, Aftospios, Katipios Yunan kültürü diye Batılıların başlarına savurmuş bulunuyoruz. Şimdi biz şapka diye onların külahlarını taklide çalışıyoruz diyor. Bakalım neleri taklit ediyoruz, neleri taklit etmiyoruz. Halika Anas Balıkçısı düşünüyor benim gibi. O da böyle elini biraz şakağına koymuş, kara kara düşünüyor. Nereyi düşünüyor? Burası bugün Bodrum, Güneybatı Ege'nin bir tatil beldesi, incisi. Antik ismiyle Halikarnassos olan kent. Niye bunu gösterdim? Burada dünyanın yedi harikasından bir tanesi yer alıyormuş. Neymiş bu harika? Meşhur Karya Satrabı Mavzolos'un. Satrap Pers döneminde Anadolu'da bölgesel olarak idarecilik yapan ve Perslere bağlı olan, Persler de İran'dan gelen bir kavim, uygarlık. Onlara bağlı olarak idarecilik yapan yönetici, satrap deniyor. En meşhurlarından bir tanesi de Karya Satrabı. Bölgenin ismiyle anılıyor, Karya bölgesinin. Karya Satrapı. Ama yerleşik olarak yaşadığı yer Bodrum, Halikarnassos. Onun için, yani onun ölümünden sonra karısı Artemisia tarafından yapılan dünyanın en büyük mezar abidesi. Yaklaşık 54-55 metre yüksekliğinde ki o dönemin en ünlü heykeltıraşları, mimarları bu eseri yaratıyorlar. Çok çok önemli bir eser. Bize kaldı mı diye düşünüyoruz. Ben ilk gittiğimde Bodrum'a, yani o kitaplarda gördüğüm, okuduğum görüntüyü bir şekilde bulabileceğimi düşündüğümde ilk Bodrum'a gittiğimde teyzemlere, ilkokuldaydım ve bu yeri görmek istedim. Bu
Böyle bir çukur aşağıda gördüğünüz gibi. Hiçbir şey kalmamış. Nerede diyeceksiniz bu? Bir bölümü Orta Çağ'da Rodos Şövalyeleri, Saint-Jean Şövalyeleri tarafından bugün dünyanın sayılı sualtı arkeoloji müzelerinden biri olan Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin, ama tabii o dönemde müze değil, bir kale, Orta Çağ Kalesi, onun yapımında kullanılıyor. Birçok yapı taşını orada kullanmışlar. Peki heykeltıraşlık ve mimarlık eserleri nerede diye bakıyoruz. Yine Halikarnas balıkçısı düşünüyor kara kara. Bu topraklardan binlerce kilometre uzaklıkta. Nerede? British Museum'da, İngiltere. Çünkü 19. yüzyılın son çeyreğine doğru İngilizler, sağ olsunlar, buradaki bütün heykeltıraşlık eserlerini ve frizleri İngiltere'ye götürüyorlar. Hiçbir şey kalmamış. Ve Halikarnas balıkçısı düşünmekte kalmamış tabii. Ve tabii onun hayatını anlatmıyorum. Mavi Sürgün'ü okumak lazım. Hani onun detayına girmeyeceğim ama Bodrum Aşığı'nın neden Bodrum Aşığı olduğunu. Oxford'da tarih doktorası yapmış bir kişi aynı zamanda. Sadece edebiyat yönüyle belki bilenler onun bu özelliğini de bilmelerini isterim. Oxford'da tarih doktorası yapmıştır. Ve İngiltere'ye, müzeye bir yazı yazıyor. Diyor ki, bu eserler diyor, Anadolu'dan götürdüğünüz bu eserler İngiltere'nin sisli, puslu, yağmurlu havasına değil, Anadolu'nun sımsıcak sarı güneşine ve masmavi denizine yakışır diyor. Onu bize geri verin diyor. İngilizler alay edercesine bir cevap veriyorlar. Doğru diyorlar, haklısınız. Ve bugün aşağıdaki slaytta gördüğünüz yerde, British Museum'da gerçekten de sarı ve mavi temaların kullanıldığı bir mozole departmanını görmeniz mümkün. Sadece bununla mı kalmışlar? Hayır. Birazdan söyleyeceklerimizi biraz daha iyi anlatabilmek için bunlar da böyle bir girizgah yaptım, giriş yaptım. Burası da bugün İzmir iline bağlı Selçuk'ta bulunan, yine dünyanın o yedi harikasından biri olan mozole gibi Artemis Tapınağı. Bir şey kalmış mı bu devasa tapınaktan? Maalesef. Sadece bir tane sütununu görüyoruz. Onun da bir boşluk çukuru var. Peki nerede diyeceksiniz? Evet, bütün malzemeyi İngilizler yine götürmemişler ama Selçuk'taki diğer yapılar inşa edilirken, Selçuk döneminde de Osmanlı döneminde de kullanılmış. Hani şipolyen dediğimiz, yani insanlar yeni bir taş ocağından malzeme çıkarmak yerine etraftaki taşları kullanıyorlar. Evet, birçok malzemeyi bu anlamda Selçuk'ta görmek mümkün. Ama yine heykeltıraşlık ve diğer eserlere baktığımızda, ki özellikle Artemision'un, Efes Artemis Tapınağı'nın böyle sütunlarının altında kolumna kealata denilen kabartmalı sütunlar böyle dizayn edilmiş. Yine İngilizler sağ olsunlar onu da bırakmamışlar. British Museum'a götürmüşler. Uzatmayalım, böyle hani Anadolu'yu böyle şey yapıyoruz. Yine kara kara düşünüyor Halikarnas balıkçısı. Eyvah diyor, ne olacak bunlar? Yine İngiltere'den. Bu da Antalya Kınık'tan, Kaş'a yakın bir antik kentten, Ksantos'tan, Nereitler Anıtı. Bu da British Museum'da. Tabii şimdi şöyle düşünüyorsunuz, yani müthiş bir zenginlik bu. Ve sizde değil. Yani düşünün ki bir gün bir öğrencim bana şey demişti. Okulun geneline güzel sanatlar dersi de veriyorum. Farklı bölümlerden öğrenciler geliyor. İşte mühendislik, tıp, işte hukuk, yani farklı departmanlardan alan bir sürü öğrenci var. Bir gün bir öğrenci elini kaldırdı, sıkılmıştı herhalde. Hocam dedi, bunları niye anlatıyorsunuz ki bize dedi. Yani ne anlamı var? Yani benim için bir anlam ifade etmiyor dedi. Ben de ona şu cevabı verdim. Bak dedim, şöyle bir örneklemeyle gideyim. Sana dedim, İstanbul'da dedenin dedesinden bir yalı kaldığı haberi gelse sevinir misin dedim. Sevinirim dedi. Doğal olarak değil mi yani? en kolay düşünce şekliyle bir kere müthiş bir para değil mi? Yani kazanç satsan trilyonlar edecek bir kere. Böyle bir garanti sağlıyor sana. Bir de dedim, bu yalının içerisinde çok değerli işte Çin porselenleri, halılar, İran'dan gelen halılar, kilimler, tablolar olsa sen bunları şeye atar mısın? Yani boğaza atar mısın? Deniz pencereyi açıp, yani böyle şu
Çin vazosunu da hadi bir atayım Boğaz'a der misin? Demem dedim. İşte dedim Anadolu toprağının bize bıraktığı miras da böyle bir şey. Yani nereden geldiğini bilmiyoruz tabii. Yani kuzeyden, güneyden, doğudan kavimler kapısı Anadolu. Bize bırakılmış bir miras var. Ha burada seçenek ya buna sahiplenmek ya da bunu refüze etmek. Yani bunu inkar edip hayır bu bize ait değil demek. Tabii o inkardan sonra yani biz bunu inkar edip bu bize ait değil dedikten sonra sıkıntı orada başlıyor. O zaman sahiplenecek birileri çıkmaya başlıyor. Birazdan değineceğim. Ne kadar sahiplenmezsek o kadar sahiplenecek birileri çıkmaya başlıyor. Yine aynı şekilde Millet'teki Agora kapısı, bu da Berlin'deki müzede yer alıyor. Yine Almanya'da. Hepinizin bildiği yani çok belki klasik bir şey ama Bergama'daki Zeus altarı olarak adlandırılan altar ve birçok eser tabii Bergama'dan Almanların o dönemdeki ilişkiler. Tabii Osmanlı İmparatorluğu'nun maddi yönden çok sıkıntılı olduğu dönemler, Kırım Savaşı, borçlar, hani bunların belki hesabını çok yapacak durumları yok. Hani o durum veya o günkü şartlar içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Bir takım sunulan böyle favorları veya işte bu tip yardımları kabul etmek zorunda kalıyorlar. Tabii onlar bunu yani yardım olarak değil, bunun farkındalar. Buranın ne olduğunu biliyorlar ve buradaki eserleri tek tek sökerek götürüyorlar. Ve tabii ki bugün Berlin'de, Almanya'da Bergamo Museum olarak yer alan, yani adı Bergama Müzesi zaten, Bergama Müzesi olarak yer alan adamlar Almanya'da böyle bir müze kuruyorlar. Ve buradaki eserleri tek tek sökerek bütün kabartmaları, her şeyi, bu altar çok önemlidir. Yani mimari ve heykeltıraşlık yönünden çok önemlidir. Bunu alıyorlar ve Almanya'ya ve esasında imparatorluk bu anlamıyla onun Almanya'ya gönderilme paralarını da karşılıyor. Şöyle söylersem belki daha net ifade edilmiş olacak. Hani İzmir'den Bergama yaklaşık 90 kilometre. Bir bölüm Dikili'den, bir bölüm İzmir Limanı'ndan yükleniyor, götürülüyor. Yani ne kadar zor esasında bunların götürüldüğünü de düşünürseniz, bu bütün götürülme hizmetlerini de imparatorluk bizzat karşılamış. Bize ne kalmış? Gezip dolaştığımızda maalesef sunağı ancak yabancılara anlatırken veya birilerine bilgi verirken Berlin'de sunağı gördünüz mü diyoruz. Hani gözünüzde tahayyül edin. Gördüyseniz, görmediyseniz resmini gösteriyoruz. Çünkü mevcut durumu hemen sağda aşağıdaki slide'daki gibi gözüküyor. Tabii Almanlar bunu çok güzel bir görsel, böyle bir vizyonel müzecilik anlayışıyla süslemişler. Yani gidip böyle küçük teraslardan görüntülerle Bergama'nın o dönemdeki halini görebiliyoruz. Tabii Ali Kangas balıkçısı halen düşünüyor. Ben biraz gastronomi ve gastroarkeoloji anlatırken bazı şeylere değiniyordum. Şimdi şöyle bir kavram var bizde veya şöyle bir yanılgı oluyor. Genelde bu refüze etmemiz, yani ilk çağ tarihini çok fazla benimseyip sahiplenmememiz sebebiyle, biraz önce söylediğim gibi, bunu sahiplenecek bir takım milletler çıkmaya başlıyor. Şimdi en basiti şu, bize de hep aldığımız arkeoloji eğitimi içerisinde anlatılan bir takım kavramlar vardı. Yani derslerimiz şöyleydi, işte antik Yunan mimarlığı, antik Yunan kentleri, antik Yunan mitolojisi. Ben hep o zaman düşünürdüm yine, yani hep düşünmeye devam ettim. Ya diyorum yani bu ilaç neydi, Anadolu'dan bir şey yok mu? Yani Anadolu ismiyle, Anadolu terminolojisiyle adlandırabileceğimiz herhangi bir zenginliğimiz yok mu? Hep yani antik Yunan, ama hani nerede başlıyor sınırı, nerede bitiyor? Hangi bölge giriyor buna, girmiyor? Tabii ki bir antik Yunan var, yani onu biz de refüze edecek değiliz. Yani hayır, antik Yunan kültürü yok, hepsi Anadolu demeyeceğiz ama bir objektif bakış açısıyla değerlendiremediğimiz ölçüde biraz önce söylediğim gibi sahiplenen çok çıkıyor. Bize mesela bir şey anlattılar seramik dersinde. İşte friz bantları, amforalar, şunlar bunlar hep işte antik Yunan'ın ortaya koyduğu bir takım ögelerdi. Ama sonra bir yerde Fahri Işık hocamızın, profesör, Patara Kazıları'nın başkanlığını yapıyor. Fahri Işık hocamızın güzel bir
Onun da böyle Anadolu tarihine çok farklı bakış açıları var. Bunlara bakıyoruz, yani Hititleri anlayınca diyor Fahri Hoca, yani Hititleri araştırıp anlamaya başlayınca Anadolu tarihini biraz daha özümsemeye başladı. Benim için de aynısı oldu. Çünkü ben klasik arkeologtum. Klasik arkeoloji felsefesinde de şu vardı. Antik Yunan ve Roma vardı. Yani ve ben Hititleri hani biraz böyle okurken uzak duralım. Hani böyle hafif cüzdanlı tarzı, yani ne bu Hititler falan. Biz çünkü klasik arkeoloğuz. Yani Antik Yunan ve Roma görüyoruz. Hititlere ben böyle bir uzak kaldım. Ne zamana kadar? Ta ki okul bitti, biraz daha fazla okumaya başladım ve özellikle de Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde çalışmaya başlayınca böyle bir anda kafamda bir şimşek çaktı. Çünkü sürekli bunların içindeydik. Ya dedim, ya bize anlatılan şeylerle burada gördüğüm şeyler arasında çok farklılıklar var. Mesela işte seramikler üzerindeki şu, hemen bakın görüyorsunuz. Bantlar, friz bandı, işte Antik Yunan'da çıkan bir takım özel, onlardan 400-500 yıl önce Hitit seramikçiliği bunu ortaya koymuş. Bakın, görüyor musunuz? Yani arada 500-600 yıl fark var bunlarla, iki vazo arasında. Ama hani Hititli seramik ustası bunu öngörmüş. Şimdi kim kimden almış diye soracağız. Tabii ki doğal olarak Yunanistan'ın Anadolu'dan, yani tabii onlar Doğu Yunan olarak onu adlandırıyorlar. East Greek diyorlar. Yani bizim Anadolu toprağına Doğu Yunan ünvanı verilmiş durumda. Hani oradan alıyorlar. Hatta bütün kitaplara baktığınızda, seramik kitaplarında şey olarak yazar. Yani East Greek Vases, yani Doğu Yunan vazoları diye hep bahsedilir. Ama yani bu Doğu Yunan neresidir diye baktığınızda esasında Anadolu coğrafyasıdır. Ve bütün ürünleri ve bütün bu güzellikleri bu Anadolu toprağı ortaya koymuştur. Şimdi kim kimden etkilenmiştir? Bunu sormak gerekiyor. Veya işte inandık vazosu çok tipik bir Hitit vazosudur. Üzerindeki kabartmalı filizlerle, sahneleriyle veya kabın özelliğiyle çok tabii ki otantik bir kap ve dediğim gibi yani sadece bezeme ve kabın özelliği değil, sistematik termos biçimli yapılma özelliği de çok farklıdır. Şimdi bakın hangisi hangisinden almış? Yani Hititler çok daha önce tabii ki Yunan vazoları bu etkiden, karşılıklı bu etkileşimden kimden? Onların Doğu Yunan olarak adlandırdığı ama bizim Anadolu toprağından büyük bir etkileşim var. Veya yani bunu birçok alana belki entegre edebiliriz. İşte bir Hitit kabartması, yani günümüzden yaklaşık 3000-3500 yıl önce yapılmış bir kabartma, bir sunu sahnesi, elindeki bir kapla bir Hitit kralı Tanrı'ya libasyon, bir ritüelde sunuyor. Bakın daha sonraki dönemlerde, klasik dönemde, Helenistik dönemde, Roma döneminde buna benzeyen sahnelerin, yani bu tür ritüellerin yine ellerinde, bakın farklı dönemlerdeki farklı kap motifleri olmak üzere hepsinin farklı zamanlara sahip ama köken olarak Anadolu bazlı, Anadolu'dan etkilenen bir tarzla, yöntemle bunları yaptıklarını görüyoruz. Bakın bu güzel bir örnek. Kalkolitikten bir vazo koydum. Biraz incelttim. Azıcık daha kalındır ama fotoğrafa sığsın diye. Bunlar da daha sonra yapılan amforalar. Amfora çift taraflı tutulan kap demek. Amfi çift taraflı, fero taşımak Antik Yunanca'da. Amfifero, amfora çift kulpundan tutularak taşınan kap demek. Peki bunun öncüsü neresi diye bakıyorsunuz, bakın yani hani hadi ben Tulga Hoca olarak veya Tulga Bey olarak artık nasıl adlandırırsanız şovenist bir yaklaşımla bunu söyledim diyeyim ama arkeolojik belgeler ve veriler bizi yanıltmıyor. İşte görüyorsunuz bir Anadolu toprağının hem de daha önce, yani Hitit öncesinde de arkeolojik dönemden bir vazosu. Bakın ana tanrıçalara. Yine Neolitik dönemdeki bir ana tanrıça, bir kap motifi, antropomorf bir kapla canlandırılmış. Gözler, burun, iki tane göğüs ve kollar hemen göğüste birleştirilmiş. Daha sonraki örneklerine bakalım. Frigya'dan. Biz bunu ana tanrıça diyoruz. Çünkü bereketi ve kutsallığı temsil ediyor aynı zamanda. Frigya'daki örnek Kübele. Yine ana tanrıça. Bakın eller aynı duruşla yine göğüste kavuşmuş ve elinde nar tutuyor. Bakın elinde bir nar tutuyor.
Bu da antik Yunan'dan, yani Yunanistan'dan Kore adı verilen heykeller, kadın heykelleri. Yine elinde nar tutuyor ama aralarında yaklaşık 400-500 yıllık bir zaman farkı olmak kaydıyla. Bakın sadece ürünsel değil, ana tanrıçanın bereketiyle orantılı veya onu yansıtan nar Anadolu'da her zaman çok önemli bir ürün, meyve olmuş diyelim. Ve narın hem ana tanrıçayla bereketi toprağa da yansıtması ve bütün betimlemelerde esasında kadını ön plana çıkaran bu anlamıyla hem kadının toprakla olan ilişkisi, bereketi temsil etmesi ve özellikle nar, ellerinde nar tutması önemli bir figürdür burada. Nar niye önemlidir? Bereketlidir. Yani değil mi? Deyimlerde de var işte, atasözleri çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane. Gerçekten o bin tane tohumuyla içinden çıkan daha binlerce nar üretebiliyoruz. O bir tane gibi gözükenin içinde binlerce çekirdeği var, onun tohumu var. Ve tabii ki bu Hitit dönemindeki bir örnek, bakın elinde buğday başakları ve yine nar tutuyor. Kubaba olarak adlandırılmış ama hep ana tanrıça figürümleri. Ve yine kitaplara baktığınızda Ancient Greek diye adlandırılan Efes'teki Artemis tapınağı, Artemision, Efes Artemis'i Anadolu'nun kadim kültürünün o işte Frigya'daki, Hititler'deki yansımasının en parlak örneği. Yani Allah aşkına buna şimdi Ancient Greek dersek veya Antik Yunan dersek biz kendimize, yine bir kez daha söyleyeceğim, ilaç niyetine neyi alacağız, neyi söyleyeceğiz veya Anadolu'ya ait neyimizi lanse edeceğiz dışarıya karşı? Bunlar tabii şu andaki belki yanlışlarımız. Bunları yani ben sizlere ulaştırıyorum, siz de birilerine ulaştıracaksınız mutlaka bu toprakların varisleri olarak. Yani şu Artemis'i, Anadolu'nun yerli bu tanrıçasını, bütün kadim daha önceki kültürlerle birlikte gelen, yani baktığınızda yani Efes'i gezen bir yabancı, maalesef bunu anlatanlar da bazen meslektaşlarımız, bazen rehberler de olabiliyor. Yanlış söylemle, yanlış terminolojileri yanlış şekilde söyleyerek veya o anda bu tür bir tartışmaya girmemek için onlar da Ancient Greek deyip çıkıyor. Yani onu, o tartışmayı açmak istemiyor belki. Bakın hani şarapla ilgili veya bağcılıkla ilgili çok güzel Konya İvriz'deki, yani muhteşem bir kabar. Ben buna bayılırım. Yani böyle o gidip gördüğümde gerçekten huşu içinde, ya muhteşem bir şey. Yani böyle bir dünya üzerinde böyle bir örnek yok esasında bu Konya'daki İvriz kabartması. Bakın ne diyor orada? Ben hakim ve kahraman Tuvana Kralı Varpalavas. Sarayda bir prens iken bu asmaları diktim. Tarhunza onlara bolluk ve bereket versin diyor. Bakın Anadolu'daki esasında kadim kültürü, işte biraz önce söylediğimiz gibi heykeller, götürülen mimari eserler, seramik kaplar veya felsefe veya bu anlamda bir yerde gastronomik ürünler, değil mi? Şarap, bağcılık, üzüm, değil mi? Kutsal sayılıyor zaten. Yani bunu zaten görüyoruz Anadolu kadim kültürü içerisinde. Sonra Dionysos'a bakıyoruz, değil mi? Yani yine baktığımızda çok rahat, değil mi? Dionysos böyle oslu poslu bitince biz hemen diyoruz ki Yunan ya. Yani ne olabilir ki? Asklepios, işte biraz önce Halika Anlas balıkçısının söylediği gibi Asklepios, Aftespios, Kritipios Yunan kültürü. Yani böyle bir ospos olunca yani antik Yunan'dır. Yani ne olabilir ki? Oslu bitiyorsun falan. Hep böyle bir algı oluşmuş nedense kafamızda. Yani onu duyduğumuz anda onun Anadolu topraklarına ait değil de hep böyle Yunanistan. Biz bile yani antik Yunanistan, yani Yunanistan kültürünün diyoruz rahatlıkla. Dionysos'a bakıyorsunuz, adam Anadolu. Nursa'da bulunmuş, yani şarabı kutsamış, üzüm bağlarını kutsamış. Dionysos zaten iki kere doğan anlamında bir şeydir, yani mitolojik hikayesini bilenler için. Ve esasında Dionysos törenleri, ki bu Hititlerde de var. Zaten Hititler, Ahmet Ünal hocamızın kulakları çınlasın, kitaplarında bahsediyor. Yani o festivalleri, sirkleri, oyunları, o aylarca süren Hitit krallarının katıldığı festivaller, şunlar bunlar, o kadar çok ki. Ve esasında bu gösteri kültünün, dansların, kıyafetlerin,
Anadolu toprağı içerisinde bizim folklorumuz ne zengindir? Yani hiç düşündünüz mü? Yani başka ülkelere baktığınızda çok tematik örnekler var. Bizde her bir bölgede yüzlerce aynı oyunun farklı oynanma şekilleri var. Kıyafetleriyle, dansıyla, birazdan değineceğiz. O kadar değişik bir zenginlik sunuyor ki Anadolu toprağı bu anlamıyla. Ve esasında Dionysos'la birlikte, yani şarap aynı zamanda tanrılara sunulan veya tanrısal boyutu olan bir likit. Yani herkesin her dakika bulabileceği veya kullanabileceği bir şey değil. O tanrılara layık bir şey aynı zamanda. Ve tabii ki Dionysos, yani şarapla bu bağ bozumu festivalleri ve şenlikleri esasında neyi yaratıyor? Seyirlik oyunları, yani insanların gelip bu festivalleri ve törenleri seyretmesini. Onlar çoğalmaya başlayınca, yani artık gelenler çoğalınca bu insanları bir yere oturtmaları lazım. Yani herkesi hadi ya yere oturun diyemiyorsunuz ve artık Dionysos için yapılan törenlerin teatral bir gösteriye dönüştüğü, ki bu Anadolu'da çok buram buram kokan örnekleri vardır, örnekler var ve artık tiyatro kavramı, ki antik Yunanca diyeceğim şimdi, tırnak içinde diyorum, birazdan düzelteceğim ve antik Grekçe diyeyim. Teao seyretmek, teatron seyirlik yer demek, seyredilen yer, teao fiil ve seyirlik yerler oluşuyor. Yani neler? Tiyatrolar oluşmaya başlıyor. Ama her tiyatronun yanında genelde, çünkü tiyatronun aynı zamanda şarap kültünün sahibi olan Dionysos'la Roma'da Bacchus, onunla bir ilintisi var. Ve tiyatroların yanında, bakın Bergama'dan bir örnek hemen sol altta, mutlaka her tiyatronun yanında da bir Dionysos'a adanmış tapınağı görmemiz mümkün. Yani tiyatroyla Dionysos kültünü, Dionysos tapınağını birlikte gösteriyorlar. Bizim Ankara yakınına geldik. Polatlı Gordion. Hemen böyle biraz Frigya'ya atlamış oldum. Neden bahsedeceğim? Frigya'dan bahsetmeyeceğim tabii ama bu muhteşem, dehşetengiz yığma toprak mezar binalarından bahsedeceğim. Tümülüsler. Yaklaşık bu bölgede, Polatlı yakınında 120'ye yakın tümülüs var. Bunlar yığma toprak mezar anıtları. Frigya döneminde yapılmış olan en büyüğü, burada slide'da gördüğünüz Kral Midas'a ait olduğu düşünülen, ki çünkü Kral Midas Friglerin çok meşhur bir kralı. Birçok efsaneye konu almış. Onların hepsini burada anlatmak mümkün değil ama tabii bu büyük, en büyük tümülüs bulunduğunda nasıl mozole 55 metre yüksekliğinde ise bu mezar anıtı da 54 metre yüksekliğinde, ki o dönemin müthiş bir mezar abidesi. Midas'a ait olduğu düşünüldü. Yani kendi, ki bu kadar önemli bir kral için ancak bu kadar büyük bir tümülüs yapabilir yığma toprak. Ama tabii ki son yıllardaki arkeolojik veriler bu tümülüsün Kral Midas'a ait değil, babası Gordios'a ait olduğunu kanıtlıyor. Ama biz tabii bunun birazcık turistik değerini de düşündüğümüzde Kral Midas tümülüsü demeye devam ediyoruz esasında. Ben de bunu çok kullanıyorum, yani Midas tümülüsü diyoruz. Ağzımız öyle alışmış gidiyor. Fakat başka bir saplama yapacağım burada. Şimdi siz yabancılara Midas dediğinizde, King Midas, batıdaki çocukların en iyi mitolojik bildiği öykülerden biridir. Yani Kral Midas. Bütün işte altın dokunuşlu Midas, işte kulakları eşek kulaklarına benzeyen Midas, hani birçok efsaneye konu olmuştur. Siz yabancılara sorduğunuzda Kral Midas kim dediğinizde is a Greek king diyor. Bir Yunan kralı. Ya şimdi geldik, hadi Batı Anadolu'da, hadi biraz bunu dediniz. Eyvallah, buraya kadar bir sorun yok. Geldik Anadolu'ya, yani İç Anadolu'nun ortasına geldik. Polatlı'ya geldik. Yani hani ya biraz durun filan diyorsunuz. Yani bu King Midas dediğiniz, Kral Midas dediğiniz, yani biraz da bakın yani Ankara, yani İç Anadolu. Hayır, o da Kral Midas, da Greek King. Yani esasında mimarlıktan, seramikten, mitolojiden elimizde ne varsa, dediğim gibi hani bizim refüze ettiğimiz, istemediğimiz ne varsa hepsini sahipleniyorlar. Ve en kolay da sahiplenme biçimi bu anlamda, en kolay demek. Biz böyle arkeolojide, müzede çalışırken bir eser gelirdi. Hani Roma dönemi genelde klasiktir. Genelde bu antik kentlerin çoğu Roma dönemindeki eserlerle anılır.
Yani bir seramik gelirdi, parça gelirdi. En kolay biz hani müzede çalışırken, ya bu hangi dönemde? Roma dönemi. Bu ne? Roma dönemi. Hep böyle bir Roma dönemi. Roma dönemini. Peki hangi Roma dönemi? Birinci, ikinci yüzyıl. Hani böyle illa bir şey söyleyeceksek birinci ve ikinci yüzyıl. Hani burada da böyle bir yere bunu ilişik kurulacaksa, illa bir medeniyete verilecekse en kolay ne olacak? Ancient Greek, yani antik Yunan dersek olay biter zaten. Yani bu adamlar her şeyin sahibi olduğuna göre bu kadar ilerlemişler. Bak İç Anadolu'da Ankara'ya kadar da gelip Kral Midas'ı da sahiplenmişler diyebiliriz. Uzağa gittik biraz daha. Adıyaman'a, Kahta'ya, meşhur Antiyokos tümülüsü, Komagene Kralı Antiyokos'un. Yalnız dikkatinizi çekiyorum, bu UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindedir. Gidenler bilecektir. Yani hani Mısırlılar böyle piramitleriyle övünüyorlar. Hani insanlar o büyük, devasa, muhteşem piramitleri görmeye gidiyorlar ama gerçekten 2100 metre yükseklikteki bu yığıma toprak demiyorum, yığıma taş tümülüs bence gidenleri büyüleyecektir. Yani ben her ne kadar gittiysem, ne kadar burada bulunduysam, gerek gün doğumunu seyrederken, gerek gün batımını seyrederken, hep böyle huşun içerisinde kaldım. Yani 2100 metre yükseklikte tanrıların tahtları diyebileceğimiz ve yığma toprak değil sevgili dinleyenler, izleyenler. Yığma taş ve muhteşem bir şey, eser. Komagene Kralı Antiyokos şöyle anlatılıyor. Kendisini anne tarafından Yunanlı, baba tarafından Pers olarak addediyor. Hani doğu ile batıyı bir potada buluşturmuş. Yani bir tarafta antik Yunan, bir tarafta Pers, yani doğu İran tarafı. Ve sonra yine bakıyorsunuz ya, bu Yunanistan neresi? Yani hangi Yunanistan? Yine Ancient Greek neresi? En yakın nerede? İşte biraz önce gösterdim, Tümülüsler, Frigya'da. Ya da hadi Lidya'ya gidelim birazdan. Lidya'da var. Ya var mı Yunanistan'da bir tümülüs? Yani Yunanistan'da bana bir yığma toprak tümülüs gösterin. Yani böyle tümülüs zincirleri gösterin. Yok. Ne bu Ancient Greek diyoruz yine? Yani bu adam Batı ile Doğu'yu sentezlerken hep kitaplarda yazıldığı gibi antik Yunanlar, Persleri mi? Yoksa gerçekten onun adını koymak lazım. Frigya veya Lidya ile etkileşim içerisinde olan bir yapıyı mı sentezlemiş? Ya da meşhur bizim Uşak'taki ve özellikle Manisa tarafındaki Göl Marmara, Bin Tepeler olarak adlandırılan yine Polatlı'daki tümülüslerin bir benzerini orada görüyoruz. Burada da muhteşem tümülüsler var. Bu da Lidyalılara ait olan bir muhteşem mimarlık eseri. Ama geçen aylarda bakın maalesef işte hani sahiplenmememizin veya onu yani bu şekilde düşünüp yorumlamasının en güzel fotoğrafını gösteriyorum size. Yani oturup ağlamamız gerekecek olan bir fotoğraf bu esasında. Yani öyle kazmayla falan girmemiş adam bu tümülüse. Dozerle girmiş sevgili dinleyenler. Dozerle içeri dalmış. Yani, bunu bizim yerine koymamız mümkün değil artık. Gitti bu yani. Bu gitti. Ve bu yani ne kadar büyük bir mimari anıt olduğunu söylememe gerek yok. Dozerle girip bunu mahvetmişler. Yine ben Midas'ın tümülüsüne döndüm çünkü bir yere geçeceğim sizi, bir yere yönlendirmeye çalışacağım. Midas'ın tümülüsüne girildiğinde, yani Gordios diyeyim tırnak içinde, ben de yanlış kullanmayayım terimleri ama işte biraz önce söylediğimiz gibi böyle ağzımız alışmış artık Midas tümülüsü demeye. İçeri girildiğinde böyle bizim Omphaloslu fiyale dediğimiz son hani Midas'ın ve Gordios'un diyeyim banketi, son akşam yemeğinde kullanılan yemek artıklarının da içinde bulunduğu masalar ve tabakları buluyorlar. Bunlara Omphaloslu fiyale deniyor. Omphalos şuradaki çıkıntı, yani kabın ortasındaki tümsek. Ve bu tabii Frigya'ya özgü bir kap biçimi Omphaloslu fiyale deniyor. Bir de normal fiyaleler var, tabak dediğimiz. Omphalos buradaki çıkıntının ismi. Tabii farklı dönemlerde, yani klasik dönemde ve hatta Osmanlı hamamlarında, o kurnalarda bizim çok alışkın olduğumuz, ona, o saptamaya şu anda girmeyeceğim. Onu ayrı bir belki konuda değinebiliriz. Yani Osmanlı hamamlarındaki o kurnalarda kullanılan bizim hamam tası dediğimiz kaplarla bu filik kapların benzerliğini de belki ayrı bir konu olarak tekrar konuşabiliriz. Fakat size
şöyle bir slide göstermek istedim. Esasında birbirinden bağımsız bir sürü çok da anlam ifade etmeyen fotoğraflar silsilesi. Bir tarafta bir kap duruyor, Omphalocephale. Burada bir adam çocuğunu yiyor, ısırıyor gibi. Burada böyle bir antik kentten bir fotoğraf. Burada bir taş duruyor. Burada bir dağ var. Burada da iki kişi kılıç kalkan oynuyor. Canlıcan, bir yorum var mı acaba buna? Sesimi açmaya çalışıyorum hocam. Hocam? Yani dinleyenlerimizden böyle bir acaba ya bu nedir böyle? Şimdi geldik birbirinden farklı, birbirinden anlamsız böyle 6 tane fotoğraf. Acaba bunu Omphalos'la veya biraz önce gösterdiğimiz bu kapla nasıl ilişkilendireceğiz acaba? Dinleyenler? Hani şey, puzzle gibi doğru parçaları yerine koyalım. Dinleyenlerden şeyle ilgili yorumlar var. Onlara yazıyorum ben de. İşte Adıyaman'la vesaireyle alakalı. Ama Omphalos'la alakalı henüz bir şey gelmedi. O zaman anlatayım. Enteresan bir belki detay olacak ama Omphalos dediğimiz şu tümsek esasında nereden geliyor? Çünkü bunun bir kutsallığı var. Yani Anadolu toprakları içerisinde de zaten kutsal olarak addedilmiş, düşünülmüş. Şimdi o Titanlar mitolojik hikayelere dönersek ki 3 tane söz kullanılmış antik dönemde. Mitos, epos ve logos. Mitos tamamen uydurma. İşte mitoloji oradan geliyor. Hani doğruluğu hiçbir zaman kanıtlanmayan uydurup söz anlamında. Eposlar ise bir bölümü doğru, bir bölümü uydurma sözler. Yani gerçeklik payı da var, doğru olmayan payı da var. Logos ise tamamen doğru söz. Yani doğru söze ne denir anlamında. Zaten bugün bilim dallarının sonunun lojiyle bitmesi, o bilimin, felsefenin doğruyu, doğru sözü göstermesi anlamında yorulanmıştır. Psikoloji, psüye ruh, psikoloji, ruh, bilim. Yani oradaki logos da söz demek ama bugün o söz o kadar doğru bir söz ki bilimin sesi, bilimin sözü anlamında kullanılıyor. Şimdi Kronos ve Rhea, karı koca Titanlar soyundan geliyorlar ve Kronos, ki zaman demek Kronos, kronometre, hani kronometreyi kullanıyoruz. Kronos zaman demek. Kronos her doğan çocuğunu yutuyor. Değil mi? Zaman öyle değil midir? Doğarız, büyürüz ve ölürüz sonuçta. Yani zaman bizi zaman içerisinde hem ortaya çıkarır hem de yok eder. Yani Kronos bütün doğan çocuklarını yutuyor. Fakat Zeus doğduğu zaman, hani o mitolojideki tanrıların tanrısı, tanrılar panteonunun başındaki Zeus doğduğu zaman annesi Rhea Zeus'a kıyamıyor. Yani diyor ki onu yutmasın Kronos. Ne yapacak? Onu bir yere saklaması lazım. Fakat bebek Zeus tabii bu tanrı bebek, yani öyle şey değil. Öyle bir ağlıyor ki ağladığı zaman dünya zangırdıyor, titriyor. Ve efsaneye göre bir mağara kovuğuna saklar. Yani bir mağaranın kovuğuna saklarken sesi duyulmasın. Ve tabii Kronos da gelecek akşam karanlığında beşikten Zeus'u alıp yutuyorum diye bir şey yutması lazım yani. Oraya da bir taş koyuyor. İşte bu slide'da gördüğümüz sol tarafta aşağıdaki taşı koyuyor. Ki buna Omphalos diyeceğiz. Tabii Zeus bu anlamıyla kurtuluyor. Çünkü babası Kronos Zeus'un yerine bu taşı yutar. Omphalos'u tutar. Peki Zeus ne olur? Zeus bir mağara kovuğunda saklanarak büyür. Ve bu mağaranın veya bu Zeus'un bulunduğu yerin çok farklı yerlerden, hani Olimpos Dağı denilen, yani tanrıların dağı, tanrıların zirvesi, tanrıların yaşadığı yer olarak adlandırılan Olimpos Dağı'nın farklı yerlerde farklı adlarla çalıştırılan birçok dağ var. Fakat bunlardan bir tanesi de değerli izleyenler Anadolu. Neresi? Bursa'daki Uludağ. Efsaneye göre, hani zaten Uludağ, onun da efsanelere konu olan birçok yönü var. Zeus'un bebekken o mağara kovuğuna konulduğu dağ burası ve Olimpos Dağı olarak da adlandırılan dağ burası. Peki Zeus ağladığında ne yapıyor annesi Rhea? Diyor ki o bölgede yaşayan Korybant adı verilen kavim var. Her Zeus'un ağlayışında diyor siz kılıçlarınızı kalkanlarınıza vurarak veya mızraklarınızı kalkanlarınıza vurarak o kadar ses çıkarın ki
Zeus'un sesi babası Kronos'un kulağına gitmesin. Ve bu kolibantlar başlıyorlar. Her Zeus bebek ağladığında onun sesini bastıracak gürültüyle kılıçlarını ve kalkanlarını kılıçlarını veya mızraklarını kalkanlarına vuruyorlar. Ve daha sonradan bu oyun, yani bu oyun, bu benim kendi görüşüm tabii, yani böyle bir alt bilimsel belki bir doğrulama yapmam mümkün değil ama işte bakın görüyorsunuz hani bu kadar birbirinden bağımsız 6 tane resim. Bu oyun bu anlamıyla Bursa'nın da değil mi o meşhur bildiğimiz kılıç kalkan oyunu. Çünkü her bir folklorik ögenin, dansın geçmişle bağ kuran, geçmişten gelen ama bunu kimi zaman bilmediğimiz, kimi zaman bilebildiğimiz bir takım faktörleri var. Yani bu bağlantıyı kurabileceğimiz. Çok rahatlıkla bu şekilde yorumlamamız belki mümkün. Ve Omphalos denen taş, yani Omphalos taşı, tabii bunu tekrar Kronos istifa ederek dışarı çıkarıyor. Peki bu taş nerede diyeceksiniz? Yani bu kadar bu önemli Omphalos taşı, çünkü kutsal bir taş sayılıyor ve paganlar halen bugün pagan inancında da kutsal sayılıyor. Delfi'de sağ tarafta üstte gözüken fotoğrafta da Delfi'de Yunanistan'da Atina'da Delfi'de Apollon Tapınağı'nın hemen yanında yer alıyor. Tabii farklı dönemlerde yapılan Omphalos taşları var ama hani böyle o Kronos'un YouTube çıkardığı Omphalos hangisi diyecekseniz Yunanlar demiş ki bu Omphalos burada duruyor. O yüzden bu tür kaselerde biraz apotropeik yani onu kötülüklerden koruyan, ona içine konan yiyeceğe kutsallık katan bir özelliği var. O yüzden de bu kısmı tümsek olarak yapmışlar ve buraya da Omphalos denmiş. Ve bakın çok enteresan. Paganizm, paganlık, işte Zeus, daha sonra tabii Zeus imajı tek tanrılı dinlere geçildiğinde, çünkü her ne kadar Pantheon olsa da hani 12 tanrının birlikteliği ama işte Zeus baş tanrı. Yani yine bir tek tanrıya doğru giden veya işte bunların başındaki kişi kim? Zeus'tur. Yani bir sürü bir tanrı ve tanrıça var ama başındaki kim? Zeus. Nerede? Mağarada. Mağaralara bakıyorsunuz. Bugün yani bütün esasında tek tanrılı dinlerde de mağara kovuklarının, mağara girişlerinin halen kutsal sayıldığı ögelerle karşılaşıyoruz. Bakın Hatay'dan, Antakya'dan değil mi? Saint Pierre, Saint Petrus kilisesinin olduğu yer daha sonra tabii kilise olarak yapılıyor ama bir mağara kovuğudur. Yani işte o ilk defa Hristiyan sözcüğünün telaffuz edildiği ilk kilise olarak adlandırılan ilk tapınım yeri Hristiyanların bir mağara kovuğudur yine. Yine bakarsanız cennet cehennem olarak adlandırılan Mersin'deki yerde cennet obruğunun o girişindeki büyük mağaranın oraya yine bir kilise, Meryem Kilisesi inşa edilmiştir. Yani yine bir kutsallık taşır burası da. İşte ne bileyim Davutlar Kuşadası'nda Güzel Çamlı Milli Parkı'nın girişinde adı da onun Zeus Mağarası'dır. Enteresan yani Zeus Mağarası olarak adlandırılır. Veya yine Hristiyan inancındaki yedi uyurlar değil mi? Onlar da bir mağara kovuğunda uykuya dalarlar. Yedi uyurlar efsanesi. Ve yine Mevlid Halil Camii Urfa'dan yani Hazreti İbrahim Peygamber'in de doğduğu yer yine bir mağaradır. Ve o daha sonra orası da yine kutsal bir alanı çevirmiştir. Yani bakın Anadolu kültürü içerisinde antik dönemle bağdaştırabileceğimiz ve Anadolu antik dönemine öykünerek gidebileceğimiz ve bunu bir yerde bu etkiden veya bu etkileşmeden yıllar sonra, binlerce yıl sonra bile onun farklı şekilde tezahür ettiği örnekleri görüyoruz. Başka bir şey göstereceğim. Hani Midas Tümülüsü deyince bu bir Hitit kabartması. Bakın hani hep bizde şey gibi anlatılır. Ya bizde böyle yer sofraları falan konuyor. Şimdi kabartmaya bakıyorsunuz. Sonra yan taraftaki Midas tırnak içinde Gordios tümülüsünden gelen masa ve sandalye demeyeyim ama taburelere, oturaklara bakıyorsunuz. Yani bir yere oturuluyor ve masada yemek yeniyor. Ve bu nerede oluşmuş? Günümüzden yaklaşık 2700 yıl önce topraklarda hani
Ben yalan söylüyor olabilirim ama arkeoloji ve kazı bilimi yalan söylemiyor. Bakın yani yere oturmamışlar, bir sandalyede oturuyorlar karşılıklı. Ki bunu başka yönden kanıtlayan işte bir masa ve tabure, sandalye diyebileceğimiz bir oturakları var. O zaman nerede? Hakan Can Amerika'dan dinliyorsa kulaklarını çınlatayım. Bu Anadolu Medeniyet Müzesi'nden bir Midas figürünü, pişmiş toprak. Bakın hani o kulakları, eşek kulaklı Midas efsanesine de hemen ilinti kurarak eşek kulaklı yapılmış. Bu da Frig döneminden bir situla. Situlalarda ritüellerde kullanılan, törenlerde kullanılan kaplar. Bu bronzdan yapılan ve koçbaşı şeklinde. Peki bu ne diyeceksiniz? Midas touch. Ya adamlar tutmuşlar. İşte diyorum ya. Nerede refüze etmeye başlıyorsak adamlar oradan yakalıyorlar bir yerden. Ha, sen misin beğenmeyen? Peki ben bunu alırım. Başka bir yerde kullanırım diyor. Ve şişeleyerek, böyle güzelce ambalajlayarak, Midas'ın isminde koyarak çok güzel lansmanını yapıp satıyor. Yani keşke bunu biz yapabilsek. Yani ben Kültür Bakanlığı'nda çalışırken bu turizm haftalarında konferanslara giderdim. Orada böyle Antik Anadolu'nun ilkleri diye yaklaşık 40-50 temalı böyle konferans verirdim. İşte Thales'ten, Hippodamos'tan, işte ilk güneş tutulmasından Thales Anadolu, işte Herodot, Halikarnassoslu, Homeros, Smyrna, yani Anadolu'nun o dönemdeki ilklerinden bahsederdim. İşte dediğim gibi biraz önce yine ilk söz ve son sözde bahsedeceğim. Halikarnas balıkçısının adam sen de diyor yani Asklepios, Aftespios, Ktipios, Yunan kültürü diye adamların başına savuruyoruz, savurmuşuz. Şimdi şapka diye onları taklide çalışıyoruz diyor. Mesela Lidya, bize hep şey anlatıldı. Bakın bütün arkeoloji sözlüklerine, terimlerine, yabancı kitaplarına agora, bizde yani klasik anlamıyla pazar yeri karşılığı. Pazar yeri dediğimiz yer tabii bugünkü böyle hal tarzı meyve sebzenin satıldığı pazar değil. İnsanların ortak bir düşün, felsefe, fikir ve ticaret alışverişini ortak bir mekanda yapabileceği alanlara verilen isim. Agora esasında. Yani pazar yeri çok didaktik ve şey bir laf, hani böyle kullanılıyor. Peki bu, yani diyorsunuz ki bunu kim ortaya koydu? Yani agora kavramını ortaya koyan kim diyorsunuz? Yunanlılar, Ancient Greek. Kim koyabilir yani? Bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Yani tabii ki bunu da agora kavramında Yunanlı, bize de hep böyle anlatıldı. Yani agora kavramını antik Yunan koydu. Kim koyabilir? Sonra ama Lidya'ya geliyorsunuz. Manisa'ya. Eğer İzmir'e doğru giden varsa, işte İzmir'e yaklaşık 100 kilometre yakında, hani biz buraya gelince İzmir'e geldik diye sevinirdik. Hemen yol eskiden tam ortasından geçerdi kentin, şimdi birazcık daha uzağından geçiyor. Lidya'nın en önemli kenti Sardes, Sart. Şimdi bakıyorsunuz, bu adamlar diyoruz ki Lidyalılar parayı buldu. Sonra düşünmeye başlıyoruz, yani diyoruz ya başında düşünüyoruz. Ya Lidyalılar parayı nasıl buldu? Yani bu birisi kaybetmiş de Lidyalılar mı buldu? Değil. Hani ben küçükken öyle düşünüyordum. Bir şey bulundu. Yani para bulundu. Nasıl bulundu? Yani biri düşürdü herhalde. Bunlar da buldular ve kullanmaya başladılar diye düşünürdüm. Yani çok küçükken. Tabii böyle bir mefhum yok. Yani her şey bir ihtiyacın giderilmesi sonucunda oluşuyor. Bu adamlar o kadar büyük bir ticari hacme ve zenginliğe kavuşuyorlar ki Lidyalılar. O dönemde Lidya'da yaşamak, Sart'ta yaşamak, hani bugün belki bizim öykündüğümüz, ben çok öykünmüyorum ama hani işte böyle bir New York'ta, Paris'te, Londra'da veya Roma'da yaşamak tarzı bir yaşantı olarak düşünebilir. Ya yani bir New York'ta yaşasak veya işte Londra'da yaşasak ne güzel olur falan tarzı. Yani antik dönemin o kurgusu içerisinde düşünebilecek bir kent Sardes, müthiş bir ticari zekaları ve başarıları var. Ve o döneme kadar gelen değiş tokuş trampa sisteminin, fecim ticaretin artık bu büyük hacimle yürütülemeyeceği bir sistem. Ne yapıyor adam? Diyor ki Lidya Krallığı, madem diyor gücü ben elimde tutuyorum, ticari gücü, ne yapacağım? O zaman diyor ben ağırlığı bilinen ve krallık sembolü üzerine basılı, aynen bugün Merkez Bankası'nın
para bastı gibi, yani biz para basamıyoruz. Devlet basıyor parayı. Diyor ki bu benim kontrolüm ve yetkim halde. Tüccar diyor ki ne yapacağım ben bu küçücük metal parayla? Diyor ki bunun bir alım gücü var. Bunu cebine koy, git, yelken aç, başka kentlere ticaret yap. Bir kese böyle bundan olsun. Yanında gelirken 100 kilo arpa, işte 10 kilo buğday, 3 tane öküz, neyse yani ne alıyorsan. Ama diyor yani bu metal, o da diyor, onu verdiğin kişi de o da başka şeyler alabilecek. Ve bir anda bu para ekonomisi, ki binlerce yıl devam edecek bu sistem ve günümüze kadar gelen sistemle, Lidyalılar tarafından ortaya koyuyor. Peki bunu niye koyuyor bu adamlar? Nerede ortaya koyuyorlar? Bu ticari hacmin o kadar büyük bir genişlemeyle, o kadar büyük bir zenginlikle artış söz konusu ki, adamlar işte diyorlar ki biz bunların kullanımı ve yaygınlaşması için ortak bir ticari alan yaratıyoruz. Ve buna agora diyoruz. Yani. İşte bizim yine ya kim sahiplenecek? Ancient Greek, antik Yunanlar sahiplenecek dediğimiz kavramı öz ve öz bizim Anadolu atababalarımız Lidyalılar ortaya koyuyor. Ve en güzel örneklerinden birisi de hemen sağ tarafta aşağıdaki slide'da İzmir'de Basmane tarafında yer alan agora. En büyük ve en görkemli agoralardan birisidir. Biraz uzatıyorum ama devam edeceğim. Yine mimari ögeler, bakın bu üçgen alınlıklar, bizim pediment dediğimiz işte iyon sütunlar, birazdan esas ana konuma gelmeye başlayacağım. Bunlar hep girişti Canan Hocam. Sonra bakıyorsunuz Frigya'da Midas yazılı kayası, Frig Vadisi'ndeki boyutunu görüyorsunuz. Şurada bir insan duruyor. Yani ne kadar büyük bir kaya anıtı olduğunu görüyorsunuz. Bu esasında Friglerin bina mimarisini nasıl yaptıklarını gösteren çok unik bir örnektir elimizde. Yani burada bakın bir binayı inşa etmiş ve üçgen bir alanlık koymuş. Sonra bakıyorsunuz meşhur Atina'daki Akropol'deki Parthenon tapınağı, hani üçgen alanlıklarıyla. Ve şimdi baktığınızda hangi uygarlık, ki Friglerin biz Lidya'yla ve onların da Kıta Yunanistan'daki kentlerle çok büyük ticari ilişkiler içerisinde olduğunu biliyoruz. Yani o Midas efsaneleri falan boşuna çıkmıyor tabii esasında. Zenginliğinden kaynaklanıyor hem Frigya'nın hem Lidya'nın. Şimdi size soruyorum. Yani şurada yine ben Tulga Hoca olarak yalan atıyor olayım ama doğrusu burada. Bakın Frigya, Eskişehir-Kütahya arasındaki Frig Vadisi, üçgen alınlık, pediment, üçgen alınlık. Ve tabii ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, yani bir deha, yani savaş yıllarında kültüre, sanata bu kadar önem veren, o Anıtkabir Kütüphanesi'ni gezdiyseniz her bir kitabı, yani süs diye durmamış, hepsini okumuş adam, not almış. İnsanları yönlendirmiş, işte Avrupa'ya yollamış, siz eğitim alın, gelin buradakilere eğitim verin demiş. Kazıları ziyaret etmiş o dönemde. İşte Ahlatlı Bel'den, Termesos'tan, Aspendos'tan hep fotoğrafları var. Yani o daracık zamanında esasında bütün bu kurguyu yapabilmek için çabalamış. Ne demiş? Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür demiş. Esasında kültür olmadan hiçbir temeli oturtamıyoruz. Hani ben gastronomi anlatıyorum. Daha önce konuşmalarımı belki dinleyenler hatırlayacaklardır. İşte gastronomi kültürü, gastronomi. Her hepsinin temeli esasında kültüre dayanıyor. Hangi kültür? Anadolu kültürü. Hangi kültür diyeceksiniz? Osmanlı, Selçuklu, Frigya, Hitit, Lidya, Likya, İonya. Yani saymakla bitiremeyeceğimiz kadar kültür var. Ama bir yerden başlatmamamız gerekiyor. Yani veya bir yerde sonlandırmamız gerekiyor. Bu Anadolu kültürünün dinamik özelliği. Bu hiçbir yerde yok. Yani bunu İspanya'da bulamazsınız. Bunu İskoçya'da bulamazsınız. Bunu Fransa'da bulamazsınız. Ne demiş Atatürk? Tarih yazmak, çok hoşuma giden bir söz. Tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır. İşte belki de en büyük sıkıntımız buradan kaynaklanıyor. Biz bunu refüze ettikçe tarihi de bizim adımıza yabancılar yazmış. Yani Batılılar yazmış esasında tarihi. Hangi tarihi? Ben tabii Selçuklu Osmanlı tarihi üzerine çalışmadığım için hani antik dönemi sizlere kurgulamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Şimdi
biz antik coğrafyamız içerisindeki kültürü refüze edince sahiplenecek bir kulvar daha çıkmış yabancılara. Ah demişler ya, biz bunu da yazarız. İşte Midas'ı Yunan yaparız, Agora'yı da Yunan yaparız, seramiklerin hepsinde. Esasında bizdeki argümanları kullanarak bizi bize anlatmaya çalışmışlar. Can Hocam, iyi gidiyor muyuz? Size biraz söz hakkı vereyim mi? Siz de birazcık konuşur musunuz? Ben burada bir es vereyim hocam, çünkü bir ikinci bölüme geçiyor gibi olacağım. Tamam. Hocam şeyin de etkisi var ama hani onu da çok göz ardı etmemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi Yunan'dan sonra sonuçta gelen Roma var. Ve Roma zaten antik Yunan'ı almış, kopyalamış, üstüne koymuş ve batıya taşımış. Ve çok normal olarak bu Anadolu'daki olan her şeyin batıda duyulmasının aslında kilit unsurlarından bir tanesi de Roma. O yüzden de Yunan'ı Yunan olarak tanıyıp da birçok farklı faktör var tabii ki ama hani kendilerini çok Yunan görmelerinin temel sebeplerinden bir tanesi de o aslında imparatorluk kültürüne olan hayranlık. Ya şey gibi işte Onfalos'tan bahsettiniz. İşte Ayasofya'ya gidin mesela ne var? Onfalion var. Hani aynı köken. Dünyanın merkezi kabul etmiş adamlar ve şey hani neden dünyanın merkezi kabul ettiklerini de şey yapmıyorlar, söylemiyorlar ama bakın aynı kök. O yüzden şey ben Roma'nın da çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Batıya taşınmasında Anadolu'nun ve bu kadar işte Feriklerin, Lidyaların göz ardı edilerek Roma'ya taşınmasında, Roma'ya diyorum, Batı'ya taşınmasında bence Roma'nın da parmağı var. Tabii şimdi orada, şimdi birazdan esas ikinci bölüme geliyoruz. Belki benim o biraz önce yaptığım, diyeceksiniz ki ya Tulga Hocam bir giriş yaptınız, bir saat sürdü. Bizi bayılttınız diyeceksiniz belki ama esas kelamım burada. Sadece sesi açıp kapatın, bazen kesiklik oluyor. Biz gayet mutluyuz. Hiç sorunumuz yok. İstediğiniz kadar devam edin. Tamam. Nasıl olsa hani seyretmek bedava diyelim. Sıkılanlar ayrılabilir. Merak edenler kalıp dinleyebilirler. Şimdi esas dediğim gibi ben konu başlığı itibariyle anlatmak istediğim yere doğru geleceğim. Şimdi genel anlamda belki sizin söylediğinizde Can Hocam bir şey olacak, cevap olacak yani genel anlamı yani Roma'nın dediğiniz tarzı Yunan'ı baz alıyor ama hangi Yunan'ı baz alıyor? Bunu da belki belirtmiş olacağız bu ikinci bölümde. Şimdi temel bir uygarlık felsefesi var. Yani bu antik dönemlerden bugüne kadar esasında değişmemiş. Genelde bir milleti tanımlayan üç tane önemli öge var. Yani bu üç öge etrafında toplanıyorlar. Nedir? Anlaşmayı sağlayan dil ve yazı kültürü, ortak bir dili ve yazıyı kullanıyorlar. Irksal bir birliktelik, yani genetik olarak birbirine yakın tarzda, aynı toprak ve aynı o zaman periyodu veya yıllara sari içinde birlikte o yaşamın getirdiği bir birlikteliği paylaşan bir ırk ve bir inanç sistemi, bir felsefe yani bir inanç sistemi de aynı şekilde insanları birbirine bağlayarak kenetliyor. Yani bu üç öge çok önemli. Ki bunu zaten Büyük İskender, Helenistik dönem dediğimiz ki o da uyduruk bir terimdir. Alman tarihçi Dreyfus'un koyduğu bir isimdir Helenistik dönem. Bir tarafta hani Yunan, bir tarafta Roma. Ya bunun ortasına Helenistik diyelim buna da. Bir Helenistik dönem ortaya çıkarmışlardır. Böyle bir terminoloji buna koymuştur ve hepimiz bunu kullanırız. Helenistik dönem. Yani Yunan benzeri tarzı. Neyse o ayrı bir konu yine. Şimdi hani Büyük İskender'in Megas Alexandros'un da yapmak istediği budur o. Bütün o seferinde hani ortak bir dil, ırk ve din birliğine bağlı bir popülasyon, bir coğrafyada ortak bir tema yaratmak. Bunun üstüne kurulmuş. Ben şimdi bundan giderek sizin de sorunuza belki cevap olacak ve esas kelamımı söylemek istediğim yere geleceğim. Hani ilk önce dil ve yazıdan bahsetmek istiyorum. Şimdi yazı nerede çıkıyor? Sümer'de, Mezopotamya'da. Anadolu'ya nereden geliyor? Yani veya Anadolu'da yazılı tarih ne zaman başlıyor? Bildiğimiz kurama göre yaklaşık olarak milattan önce 2. bin içerisinde Asurlu tüccarlar, yani Asur bugün Irak güneyinde olan o Mezopotamya'nın kadim hani Babil, Asur ve Sümer
uygarlıklarının önemli bir parçası. Anadolu'ya, Anadolu halklarıyla ticaret yapmak için Anadolu'ya geliyorlar. Niye geliyorlar? Çünkü Anadolu'da metal var, madenler var. Madenleri kullanacaklar. Yani bunları almak istiyorlar. Tabii değiş tokuş ticareti, bir şeyler alıp bir şeyler verecekler. Tabii bu tüccarlar Anadolu'ya geldiğinde, Asurlu tüccarlar, Anadolu'da birçok koloni ticaret kentleri kuruluyor. Yani bu gelen tüccarların yaşayabilmesi için onlara tahsis edilmiş bir takım küçük kentçikler kuruluyor. Peki biz bunlara ne diyoruz? O dönemde ne dediğini bilmiyoruz ama Asurlar buna bir isim vermişler ve biz artık onlar sayesinde bu isimleri öğrenmişiz. Karum demişler buna. Karum. Nedir Karum? Tüccarlar için ticaret yapılabilmesi için yapılmış, ayrılmış, tahsis edilmiş kentler. Peki bir de Kaniş denilen bir terim kullanıyorlar Asurca'dan gelen. Şurası Karum, Asurlu tüccarlar için. Burası da Kaniş. Kaniş ne? Diyor ki o da bizim ticaret yaptığımız Anadolu'daki ismi bilinen yerli halkı tanımlamak için kullandığımız sözcük, terim. Onlara da Kaniş, onların yaşadığı yere de Kaniş diyoruz. İşte meşhur Kayseri Kültepe'deki Profesör Fikri Kulakoğlu hocamızın kulakları çınlasın. Kazıyeri. Bizim Kültepe dediğimiz yer. Kaniş Karum. Burası Karum, burası Kaniş. Tunalı'da Ankara'yı bilenler hemen diyeceklerdir. Tunalı İlmi'de, Kavakdere'de bu Atakule'den sonra yapılan ikinci alışveriş merkezi vardı. Çok meşhur. Adı Karum'dur. Onun adı boşuna konmamıştır. Hani ticaret merkezi veya alışveriş yeri anlamında Karum bilinçli olarak konmuştur bu arada. Ve Asurlu ticaretler Anadolu'ya geldiğinde değerli izleyenler çok önemli bir şey getiriyorlar Mezopotamya'da. Neyi? Yazıyı getiriyorlar. Yazı geliyor. Yani alfabeleri geliyor. Niye getiriyor adam bunu? Diyor ki benle ticaret yapacaksam, yani benimle ticaret yapmak istiyorsan benim hali hazırda kurgulanmış sistematik bir alfabem ve kurallarım var. Bunların yazılı oldu. O yüzden diyor ki sen bunu öğreneceksin. Kime diyor bunu? Hattilere, Hititlere söylüyor. Normal mi? Normal. Biz bugün Amerikalılarla ve İngilizlerle veya başka bir ülkeyle ticaret yapmak için şey diyebiliyor muyuz? Hayır. Siz Türkçe öğrenin gelin diyebiliyor muyuz bir Amerikalıya? Ticaret yapmak istiyoruz. Tüccar o dili öğrenmek zorunda. Yani Çinlilerle yapacaksa biraz Çince öğren. Yani şey diyemiyorsunuz Çinli'ye. Sen Türkçe öğren. Şimdi ticareti domine eden, bugün olduğu gibi antik dönemde de kim bunu kurguluyorsa ve bunu farklı toplumlar içerisine empoze etmek için ticari bir güç olarak oraya gittiyse kendi dili ve alfabesini de götürüyor, yazısını da götürüyor. Doğal olarak ilk defa, Fikri Hoca bahseder bunu, mutlaka izleyin. Kültepe belgeseli var, çok güzel, Fikri Kulakoğlu Hoca'nın. Yazının ön sözü diyor Anadolu'yu Kültepe için. Yazıyla tanışıyor Anadolu kültürü. Yazı geliyor. Ve tabii ki bir alfabe getiriyorlar. Yani bizim hani küniform veya çivi yazılı hani dediğimiz bu sahada hani resmini gördüğümüz, müzelerde gördüğümüz tabletler değil mi? Bunlara kil tabletler üzerine yazılıyor. Bir alfabe var. Yani bugünkü ABC gibi, bugün kullandığımız Latin alfabesi gibi. Ama her bir ulus, her bir ırk, kavim o dönemde kendi ses yapılarına, fonetik yapılarına uygun bir yazı tipi geliştiriyorlar. Yani biz işte fırça diyoruz bugün, fırça. Değil mi? Latince F'yi kullanıyoruz, I'yi kullanıyoruz. İngilizler de Latince kullanıyor. Onlar da brush diyor. Yani fırçaya. Ve her hangi dildeyse farklı o dilde bir şey söyleniyor. Yani herkesin fırça teması aynı. Görüntü o beliriyor ama herkesin bunu kendi coğrafi alanlarında söyleyiş biçimi ve buna uygun bir yazı dili farklı. Ama neyi kullanıyorlar? Ortak bir alfabeyi kullanıyorlar. İşte bu dönemde de esasında Anadolu'da ortak bir alfabe tipi ortaya çıkıyor. Ama bu Akatça dediğimiz Asurların getirmiş olduğu alfabeyi kullanarak ama daha sonra Hattilerin veya Hititlerin
kendi ses yapılarına uygun bir alfabeyi ortaya koymalarına neden oluyor. Burada bir küçük noktalı virgül diyelim ve Fenikelilere gelelim. Levant ülkesinden, Doğu Akdeniz'den gelip bütün Akdeniz'de özellikle güney kesiminde ticaret yapan çok önemli bir uygarlık Fenikeliler. Bunların da bir alfabesi var. Bakın biraz önce özellikle örnek verdim. Hani Asurların Anadolu'yu, Anadolu'ya geldiklerinde yazıyı getirmeleri, yani yazı dilini, alfabeyi getirmeleri. Aynı şekilde Fenikelilerde, dikkat buyurun, ticaretle uğraştıkları, iştigal ettikleri için ve ticareti domine ettikleri için aynı mantıkla diyor ki, benim kurgulanmış sistematik bir alfabem, bu alfabe içerisinde bir yazı dilim, kurallarım, normlarım var. Eğer benle ticaret yapmak istiyorsanız, bunu öğrenmek zorundasınız. Yani benim dilimi ve alfabemi bilmek zorundasınız. Ve bakıyorsunuz esasında yazı dili, yani alfabe dediğimiz, değil mi? Alfabe, biz ABC diyoruz. İşte alfabe, alfa, beta, gamma'dan geliyor yani alfabe. Alfabe dediğimiz sistem, sistematiği bütün ticaret yaptığı coğrafyalardaki halklara lanse ediyor, yansıtıyor. Nereler? Anadolu, Yunanistan, Kıbrıs, Ege Adaları, bütün İspanya'ya kadar uzanan güney kesim. Yani bu alfabe tipinin ve alfabe tipini kullanarak kendi yine söyleyiş biçimlerini, fontik yapılarına uygun bir yazı dili geliştiriyorlar. Ve baktığınızda esasında harf karakterleri birbirinden biraz farklı olsa da hemen şöyle gözünüze çarpan, ya bu hani birbirine benziyor, birazcık birbirini andırıyor tarzı bir şey çıkıyor ortaya. Şimdi sevgili dinleyenler, esas söylemek istediğim kelama geldim. Burada Batılıların birçok kavrama antik Yunan demesinin nedenlerinden birisi de şu. Şimdi biraz önce dil dedik, ötekilerine değineceğim, ırk ve dine de değineceğim. Bakıyor adamlar, tarihçiler, hani biz de refüze etmişiz ya zaten, ya bunlar ne ki, yavurun taşı ya, bizi ilgilen. Biz bunu refüze ettikçe adamlar kendi adımıza bizim tarihimizi, ilk çağ tarihimizi yazıyorlar. Ya bakıyorlar böyle kentlerde bir takım yazıtlar var. Ya diyor ki bu Ancient Greek, antik Yunanca. Allah Allah, yani değil mi? Yani başka ne olabilir? Antik Yunancı. Bugün Yunanlıların en büyük avantajı ne biliyor musunuz sevgili dostlar? Bugün Yunanlılar halen alfabe olarak, işte bu Fenikelilerin sistematik olarak o dönemde yaymış olduğu alfabeyi, tabii ki aynısını kullanmıyorlar ama hemen hemen aynısını diyelim, kullanıyor olmaları. Yani bugün esasında bütün o antik kentlerde, kazılarda çıkan birbirinden bağımsız, bakın biraz önce göstermiştim. Hani bu bir tanesi Lidya alfabesi, bir tanesi Likya, biri Karca, Karya bölgesinde kullanılıyor. Bir tanesi İonya'da kullanılıyor, birisi Aolia'da, farklı coğrafi bölgelerde. Hani alfabe benziyor. Diyor ki adam, bugün de halen bugün Yunanlar kullanmıyor mu? Evet kullanıyor. Ya bundan artık doğal ne olabilir ki? Ancient Greek diyor. Sırf alfabeye bakarak sevgili dostlar. Sırf alfabeye bakarak, ama onu biraz daha iyi yorumlasa, bugün Karya bölgesinde kullanılan bizim tırnak içinde diyeyim Ancient Greek dedikleri alfabe daha çözülebilmiş değil. Likçe yine keza öyle. Yani bu şeye benziyor esasında. 3000 sene sonra arkeologların bir kazı yapıp İskoçya'da Latince bir takım kitabeler bulundu. Anadolu'da da, Türkiye'de de bir takım böyle ABC'de yazan, yanlarına bitişik getirdiğinde şeyler çıkan, bir takım sembolleri ifade eden şeyler çıktı, harfler var. Hah diyorlar ya, İskoçlarla Türkler bir dönem birliktelermiş. Aynı şeyden geliyorlarmış. Demek kadar anlamsız bir şey. Şimdi en büyük sıkıntı bu. Ve bunu bir türlü değiştiremiyoruz. Yani
En büyük esasında buradaki kozları biraz bir kez daha söyleyeyim. Halen Yunanlıların bu tematik Fenike alfabesinin o dönemde yayılan alfabenin modernize edilmiş şeklini kullanıyor olmaları ve baktıklarında bu hangi dünya üzerindeki hangi alfabeye benziyor? Antik Yunan, Yunanca'ya benziyor. O zaman demek ki diyoruz ki Yunanlılar bir zamanlar buranın sahibiymiş. Ama gelin görün ki durum öyle değil. Bakın bir şey göstereceğim size. Belki duymuşsunuzdur Konya İkonyum'da antik ismi Karaman alfabesi. Bilmiyorum duydunuz mu? Karamanca işte şimdi hani dilim varmıyor bunu söylemeyeden yani böyle antik Yunan tanımlamasını yapmak zorunda kalıyorum. Yani antik Yunanca diyoruz böyle. Antik Helence diyeyim ya da. Bu alfabeyi kullanarak ama Yunan demiyorum bakın yani bu alfabeyi kullanarak esasında Türkçe söyleniş şekliyle ama bu alfabeyi kullanarak bir yazı dili geliştirmişler. Nasıl mı? Bakın. Şimdi Ender Varınlı hocamız vardı. Bizim antik Yunanca ve Latince görüyorduk. Derslerimize gelirdi. Bir gün bizi Roma Hanı'na götürdü. Orada mezar kitabeleri var böyle filan. Bir tanesini okuyun dedi. Hani ders yapıyoruz. Pratiği de orada. Hani Roma Hanı'ndaki yazıtları okuyarak çözümlemeye çalışıyoruz. Ve okuyoruz okuyoruz bir şey anlamıyoruz tabii. Yani bir anlam ifade etmiyor. Okuyoruz ama hani şey biliyoruz. Antik Grekçe işte o harfleri okumasını falan. Fakat hiçbir anlam ifade etmiyor. Dedi ki şey gibi okuyun bak Türkçe gibi okuyun dedi. Yani bu harfleri kullanın ama Türkçe gibi okuyun. Bu sefer okuyorsunuz bakın birlikte okuyalım. Diyor ki bu mezarda sakin Nide karyesinden İlasonlu meyhaneci Savva zevcesi Violem yatıyor. Allah rahmet eylesin. 21 Temmuz 1897. Şimdi bakın hani çok yalın ve nettir bu. Çok şey bir örnektir. Yani Karamanca denilen esasında işte hani esasında bizim bu anlamıyla neden bütün bu kavramı Ancient Greek, Antik Yunan yapmadığımız en güzel örneklerden biridir değerli izleyenler. Karamanca. Çok güzel bir örnektir. Ve bakıyorsunuz şimdi esasında bizim Ancient Greek dediğimiz, Antik Yunan dediğimiz kavramı bir özelliğiyle şey yaptık, çözümledik ve dedik ki bunun doğrusu budur. Yani sırf dile veya alfabeye bakarak bir coğrafyayı, bir bölgeyi belli bir uygarlığa, belli bir millete tamamen tanımlamak yanlıştır. Bunu çürüttük sanıyorum. Yani sırf dil ve yazıya bakarak tamamen Anadolu coğrafyasını, özellikle Batı Anadolu coğrafyasını bir Yunanlaştırma, Ancient Greek terimini kullanmalarını bu şekilde çözdük. Peki ırka gelelim. Şimdi diyorlar ki yine batılı tarihçilerin yazmasıyla diyorlar ki ya bakın göçler olmuş bütün kıta Yunanistan'daki antik kentlerden Anadolu kıyılarına insanlar göç etmişler ve burada yeni kentler kurmuşlar. Doğru mu? Evet doğru. Göç dalgası var. Birinci binden itibaren 8. yüzyıla kadar süren parça parça devam eden ama özellikle 1900 periyodunda yani 1000 ve 900 yani 1. bin ve 9. yüzyıl diyelim milattan önce göç dalgaları olmuş. Evet Yunanistan'a giren dorların ki bu Anadolu'yu da etkiliyor esasında hani o yukarıdan gelen göçler. Dorların Yunanistan'a girmesiyle Yunanistan'daki şehir devletlerinde yaşayanlar bir takım göçlerle Anadolu kıyılarına gelmişler. Şimdi diyorlar ki Anadolu kıyılarına geldi bu adamlar. Biraz önce haritayı da gördük ki en başında boş zaten. Yani Warner Bros. Zaten Anadolu'yu boş yapmış. Hani bu vahşi batıda çizgiyi çekip hadi şimdi herkes kendi arazisini kendi bulsun tarzı. Hani bomboş ya Anadolu. Hiçbir şey yok. Yani kim gelirse o kent kurar tarzı. Sim City. Ve geliyorlar bu göçlerle
Hiç Anadolu'da kent yok ya. Hiç ne uygarlık var, ne kent var, hiçbir şey yok. Tabii ki gelen kadim Yunanlılar güzel kentler kuruyorlar. Nereyi kuruyorlar? Bizantiyon. İstanbul, Konstantinopolis. Nereyi kuruyorlar? Efesos. Nereyi kuruyorlar? Miletos. Bir de bunların efsaneleri var değerli izleyenler. Yani hepsinin bir hani hepsini bir efsaneyle de taçlandırmışlar. Doğru mu? Değil. Çok kısa bir örnek vereyim. Mesela Bizantiyon. Ben Bizans teriminin de kullanılmasını istemiyorum. Çünkü Bizans tamamen efsanevi bir terimden söz ortaya çıkmış ve bir kenti esasında hiçbir şekilde tanımlamayan ama batılı tarihçiler tarafından bu şekilde empoze edilen bir sözcük. Yani Bizans. Peki doğrusu ne diyeceksiniz? Yani niye bu Bizans? Çünkü Bizans şu demek. Diyor ki yani İstanbul'un kuruluş efsanesinde yani bunu Yunanlılara atfederken Yunanistan'da Megara'dan denizciler kalkıyorlar. Yeni bir koloni kent kuracaklar. Çok uzatmayayım. Bir kâhine danışıyorlar. Kâhine diyor ki köleler ülkesinin karşısında yeni bir kent kuracaksınız. Geliyorlar ve onlardan bir yüzyıl önce Kadıköy'e, Kalkedon'a yerleşmiş olan ama bir şekilde bu tarihi yarımadanın güzelliğini göremeyip buraya yerleşmemiş olanlara bakarak diyorlar ki ya bunlar bu güzelim tarihi yarımada gibi güzel su kaynaklarına veya ekili tarım arazilerine uygun alanı nasıl görmemişler? Bunlar olsa olsa kördü deyip ne güzel efsane bakın. Buraya yer kuruyorlar ve adına Bizantiyon diyorlar. Niye Bizantiyon diyorlar? Çünkü bu Megara'dan gelen bu göçle gelen denizcilerin başında olan kumandanları veya liderlerin ismi Bizas. Bizas'tan öykünerek yani Bizas'ın kenti anlamında Bizantiyon deniyor. Bakın ne güzel değil mi? Kenti kurdular, efsaneleri de kondu ve böylece bir anda İstanbul Bizans'ın veya onu Yunanistan'a bağlayan ama hiç de doğru olmayan bir temaya yöneldi. Ve daha da kötüsü, daha da ilginci belki diyelim. Ya şimdi o meşhur Theodosius Limanı'nda yapılan kazılarda Neolitik yerleşimler bulunuyor değerli izleyenler. Neolitik yani 7. bine giden izler bulunuyor. Şimdi değineceğim. Yine Efes. Değil mi? İzmir Selçuk'ta meşhur Efes. Bakıyorsunuz. Burayı da bir efsaneyle taçlandırmışlar. Atina kralı Kodros sülalesinden gelen Androklos Efes'i kurdu. Nasıl kurdu? Yine kâhine danışıyorlar. Kâhin diyor ki bu kenti yani bir kenti kuracağınız yerde bir balık ve domuz size önderlik edecek. İşte geliyorlar Efes tarafında ordugah kuruyorlar. Oraya çıkıyorlar denizciler. Yemek yapacaklar. Tavada balığı kızartırken bir anda balık tavadan sıçrıyor alev alıp. Otların arasına düşüyor, otlar yanıyor. Orada otların arasına gizlenmiş bir yaban domuzu kaçıyor. Askerler bu yaban domuzunu öldürüyor ve yaban domuzunun olduğu yere Efes kentini kuruyorlar. Bütün kent, işte millet, hepsini anlatmayayım, başınızı şişirmeyeyim. Hepsinin böyle bir efsanesi var ve hepsinin uyduruk efsaneleri var. Ve biz bütün, yani bütün batılı tarihçiler bu anlamıyla uyduruk efsaneler üstüne böyle bir ırksal entegrasyon yaratmışlar Yunanistan'da. Yani onu katmerleyen, onu bir şekilde kanıtlayan bir hikayesini de arkadan getirmişler. Olay böyle mi? Maalesef değil. Üzülecekler. Çünkü bütün bu bahsedilen, ismi geçen tüm yerleşim yerlerinin biz ta 2. binden itibaren, o yazılı tarih başladığından itibaren Hititler çok iyi arşivciler Allah'tan. Hepsinin biz ismini biliyoruz zaten. Yani Hitit metinlerinde Apasas diye geçen yerin Apasas, Efesus olduğunu biliyoruz daha sonradan. Hitit kaynaklarında Milavanda diye geçen yerin Miletos olduğunu biliyoruz. Yani bütün bu argümanlar, Hitit kayıtları elimizde dururken çok güzel Fahri Işık Hoca'nın güzel bir konuşması vardır. Hani ben diyor döndüm diyor. Dönek derler bana diyor. Çünkü
klasik anlayıştaki belki bizim Türk arkeolojisinde bu anlamda kolaya kaçan, çünkü ben zora kaçtım diyor. Yani bu Anadolu kültürünü, kadim kültürünü Anadolu kültürü olarak lanse etmek zor bir iş diyor. Çünkü hani insanlar alışılagelmiş o zinciri kırmak istemiyorlar. Yani ya işte antik Yunan deyip geçeriz yani ne var ki bunda deyip hani buna hiç yorum yapmıyorlar diyor. Mesela işte Patara, işte Patera'dan geliyor. Oradan bir dilek için kutuya şey bırakıyor. Bir kabın içerisinde Patara'daki bir kız buluyor bunu. Gidiyor tapınağa sunuyor. İşte Patara ismi oradan geliyor. Hayır diyor, ne alakası var? Arkada benim güzel bir videosu vardır bunu anlatan. Arkada diyor Patar Dağı diyor. Ta Muattari döneminde, Hitit Kralı döneminde gelmiş. Patar Dağı'na geldim diye adam bahsediyor diye. Yani bütün kayıtlarda bunlar varken hala uyduruk mitolojilerle biz bütün bu antik kentlerimizi maalesef antik Yunanistan'a bahşediyoruz. Biraz önce söylediğimiz gibi, Halika Almaz Balıkçısı'nın söylediği gibi sunuyoruz. Yani Troya güzel bir örnektir. Yani Troya'yı mutlaka belki bu anlamıyla düşünmemiz gerekiyor, kavramamız gerekiyor. Ben burada dinliyorsa son zamanlarda ben onun konuşmalarını dinledim ve çok hoşuma gitti. Yani genç, dinamik, yeni nesil arkeologlardan Rıdvan Gölcük Bey, Troya Müzesi Müdürü, ki ben Troya Müzesi'ni görmek için 2018'de yani eşim ve oğlumu da özellikle hani Troya'ya gelmiştim. Keşke o zaman görüşseydik diye belki de böyle biraz mesajlaştık. Hemen hemen aynı görüşleri ve felsefeyi de paylaşıyoruz. O da böyle bu anlamda kadim Anadolu kültürünü benimseyerek lanse eden bir kişi. O da dinliyorsa, seyrediyorsa kulaklarını çınlatmak istiyorum. Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük Bey. Evet, Troya tabii apayrı bir yer. Hani böyle Bizantiyon, çünkü adamlar Troya'yı almışlar değerli izleyenler. Başlı başına bir işte tema yaratmışlar. Biraz önce filmi niye Troya ile başlattık? Çünkü neydi, belirsiz bir yer. Hepsine Gris, Gris, Gris yazmışlar. Yani Mikenel Gris, Yunanistan. Sparta Gris, Teselya Gris. Troya yok. Neresi? Yani eğer Yunanistan'daysa niye, ben film şirketine yazmıştım. Dedim ki Warner Bros'a, hiçbir cevap gelmedi tabii. Dedim ki burası Yunanistan'daysa, eğer Yunan kültürünü düşünüyorsanız niye yanına buraya Troya'da Gris yazmadınız? Ona korktular, çekindiler. Peki o zaman niye yanına Türkiye veya Türkiye, Anadolu veya Anatolia yazmadınız? Onu da yazmıyorlar. Böyle boşlukta bir molekül gibi oraya buraya çarpan bir Troya. Hani kim sahiplenirse. Ama bugün tabii baktığınızda yine batıdan Anadolu toprağına baktığında Troyalılar kim dediğinizde yine batılılar diyecek ki they were Greek, Yunanlılardı. Yani o kadar doğal ki bu, hani dediğim gibi kimdi? Yunanlılar. Ve esasında destanı da, bu uyduruk hikayeyi de Troya'nın o dönemdeki o eski Tunç çağından başlayan müthiş dinamizmi, Anadolu'nun en zengin kenti olması, boğazları kontrol ediyor olması, sayamayacağımız, belki şu an dile getiremeyeceğimiz binlerce nedeni var. Ama bunu yine bir mitolojik hikayeyle süsleyecekler. Bunu bir mitolojik hikayeyle belki öykünerek veya da kendilerini haklı göstererek işte o, yani o savaşı veya savaşımı, ki bunun olduğunu arkeolojik kanıtlar kanıtlıyor ama hiçbir zaman hani Manfred Korfman'ın dediği gibi rahmetli orayı kazan Alman arkeolog, yani biz hiçbir zaman Troya Savaşı'nı kanıtlamak için kazı yapmadık, yani biz arkeolojik kazı yapıyoruz. Evet, bir destan var ama hiçbir zaman Akileus'u bulmak için, hiçbir zaman Helena'yı, hiçbir zaman Hector'u bulmak için kazı yapmadık diyor. Ama savaşı gösteren, gerçekten büyük bir savaşı gösteren elimizde arkeolojik veriler var diyor. Ve o kadar büyük bir güç dengesi kuruyor ki antik dönemde değerli dinleyenler Troya. Troya bir efsane haline geliyor gerçekten bu savaş. Büyük bir efsane ve bu efsane Avrupa'da ve Roma'da, mesela işte Roma'yı örnek vereyim, kendilerini soylu bir geçmişe dayandırmak isteyen tüm uygarlıkların, ülkelerin, milletlerin
ortak buluşma noktası oluyor sevgili dinleyenler Troya. Bakın Roma'nın kuruluş efsanesinde diyor ki Troya Savaşı'ndan kurtulan Aeneas, Enes kendi soydaşlarıyla, halkıyla birlikte Troya'yı terk edip Roma kentini kurmuştur. Roma'ya gelip Roma'yı kuruyor. Kendilerini soylu bir geçmişe dayandırmışlar ve Roma İmparatorluk döneminde Romalılar aristokrat sınıf, ya şu ata babalarımızın geldiği toprakları görelim deyip Troya'ya o dönemde turistik gezi yapıyorlar. Turistik seyahatte bulunuyorlar. O dönemin turistleri oluyorlar. Bakıyorsunuz birçok kent Avrupa'da yani kendisini soylu bir yani özellikle böyle bir köke ihtiyaç duyanlar hemen Troya'ya başvuruyor. Bundan daha doğal neresi olabilir? Yani biz refüze etmişiz. Bir tane adam Çanakkale'li ismini Hector koymak istedi. Adama o ya sen böyle Yunan isimleri falan konur mu? Yani Hector falan diye isim mi olur? Dediler. İzin vermemişlerdi. Yani nüfus müdürlüğü o zaman. Hatırladığım kadarıyla yani lisede miydim, üniversitede miydim? Ve mesela bakıyorsunuz İngiltere, Londra, London'um. Yani onlar da bu temadan yararlanmışlar sağ olsunlar. Onlar da hemen bu parçadan bir kendilerine pay çıkarıyorlar. Biz de diyor Troyalıların kökünden, işte soyundan geliyoruz. E zaten Fransa, Paris söylemeye gerek yok. Hector Paris değil mi? Troya kralı Priamos'un şeyi, oğulları Hector ve Paris. Ve zaten Fransa'nın başkenti ismi Paris. Daha başka söylemeye gerek yok. Fransızların da en sevdiği, en çok kullanılan isimlerden birisi de Hector. Ama biz koyamıyoruz. Yani Hector ismini koysak işte ya bu Yunanlı ya bu isim konur mu? Diyoruz mesela. Ve esasında ne enteresandır sevgili dinleyenler, o tematik ve büyük dehşetengiz destanımsı savaş binlerce yıl sonra çok belki bahsedilmiştir ama ben tekrar hani Çanakkale Savaşı ile bağlantı kurmak isterim tabii ki binlerce yıl sonra aynı topraklar üzerinde tekrar gerçekleştiriliyor. Yani esasında tamamen bir iz düşüm zaman farkıyla aynı yer, aynı toprak parçası ve ne enteresandır ki bu Çanakkale Savaşları, Deniz Savaşları'ndaki en önemli komodor gemilerinden birisinin ismi de çok manidar Agamemnon'dur. Yani Aka ordusunun başındaki Yunan komutanı diyelim Agamemnon'un ismini taşıyor. Ve hani hem Fatih Sultan Mehmet'in söylediği hem Atatürk'ün söylediği bir takım hani ne kadar doğru ne kadar yanlış onları bilmiyorum ama işte hani Troya'nın öcünü aldık veya işte bir yerde biz binlerce yıl sonra en azından tekrar bu toprakları cansiperane savunduk anlamında. Ve ama enteresandır Çanakkale Savaşı'nı kazanıyoruz ama yine manidar bu meşhur Agamemnon zırhlısında sanki başka gemi yok, başka zırhlı yok gibi Limna Adası'nda Mondros'ta, Mondros mütarekesi 30 Ekim'de yine sağ olsunlar bize bunu Agamemnon zırhlısında imzalatıyorlar. Şimdi sadece bu soylu kökü antik dönemdeki uygarlıklar mı sahiplenmeye çalışmış? Hayır. Fransa'ya bakın. Bileniniz var mı Fransızların ikonu bir yerde simgesi horoz. Herkes bunu belki biliyordur. Yani işte Fransız milli takımında şurada burada göğüslerinde görüyorsunuzdur. Yani bir horoz amblemi var. Yani bu horoz ne diye düşünüyoruz. Sonra bakıyorsunuz Marsilya'ya ve Nice. Bakın Marsilya'nın girişinde bir yazı var yerde. Fransızca ama ben Türkçe mealini okuyayım. Diyor ki burada milattan önce 600 yıllarına doğru Grek uygarlığının küçük Asya'sı Foça'dan, Tokaya. Foça'dan gelen denizciler karaya çıktı. Medeniyeti batıda ışıltatıp Marsilya'yı kurdu. Bravo. Evet doğru mu doğru? Foça'dan, bugün İzmir'deki o şirin sahil kasabası Foça'dan, Tokaya'dan o Pers saldırıları esnasında burayı terk ederek esasında daha önceden koloni kentler de kuran hani milletle birlikte Foça gerçekten Marsilya ve Nice kolonilerini kuruyor. Ve Marsilyalılar
Bununla övünüyorlar. Kimle övünüyorlar esasında? Anadolu'daki Foça kentinden geldiklerini söylüyorlar. Ama bunun Anadolu Foça diye söyleyemiyor adam. Diyor ki Grek uygarlığının Küçük Asya'sı Foça'dan diyor. Grek uygarlığının. Ve kendilerini bu anlamda soylu bir geçmişe koymuş durumdalar. Ve Fransızların bugünkü milli marşı biliyorsunuz. Marche de Marsilion. Yani işte o dönemde çıkan, Marsilya'ya yayılan ve daha sonradan bugün de Fransız milli marşını oluşturan temayı oluşturuyor. Bakın Marsilya esasında koloni bir yerde Fransa'ya da bu etkisini yaymış durumda. Ve Foça sikkelerine bakın. Tulga Hoca yine yanlış söylüyor ama arkeolojik veri şaşırmıyor, şaşırtmıyor bizi. Değil mi? Foça'dan geldiklerini söylediler. Yani kendileri söylüyor. Adamlar tabela koymuşlar yere. Foça'dan geldik diyorlar. Ve Foça sikkelerine bakıyorsunuz. Bir horoz ve fok var aşağıda sevgili dinleyenler. Bak, bir horoz ve fok var. Yani şimdi tabii bunu kabullen, yani Fransızlar bunun daha gallik bir kültür olduğunu söylüyorlar. Yani horoz simgesinin burayla bağlantısının olmadığını söylüyorlar ama arkeoloji yalan söylemiyor. Madem siz Foça'dan geldiğinizi söylüyorsanız bu anlamıyla horozun da Foça sikkeleri üzerinde yer alan bir tema olduğunu ve bu temanın da daha sonra sizin bir yerde idolünüz olan horoza da nakşedildiğini, buna geçiş yaptığını söylemek mümkün. Meşhur, ben bunu derslerde gösterdiğimde, işte Gamal Ağaç Hitler, Naziler'in simgesi. O kadar sahip çıkmamışız ki Hitler denen adam kitapları okumuş, devirmiş ve ari bir Germen ırkı yaratmak istiyor. Ve kendisini o da soylu bir geçmişe dayandırmak istiyor. Yani diyor ki bizim tarihsel bağlarımız içerisinde bu soylu geçmişimizi tanımlayacak bir coğrafya, bir bölge gerekiyor. Ve neresi var? Yine Anadolu tabii. Yani bizim Anadolu'muz herkese yetiyor. Ve esasında o Germen ırkını, yani Ari Germen ırkını da Hint Avrupa kavimlerinden biri olarak düşünen Hititlere bağlıyor değerli konuklar. Yani hani Hititlere de biraz daha az sahiplensek onları da hani alacaklar. Yani elimizdeki son birkaç parçayı da alıp hani bize dediğim gibi ilaç namına hiçbir uygarlık kalmayacak. Ve sonra bakıyorsunuz tabii adam bunu boşuna yapmıyor. Bu hani o dönemde Nazilerin simgesi olan Gamal Ağaç motifi. Ve diyeceksiniz bu nereden geliyor? Bütün kadim Anadolu kültürü içerisinde ki daha sonradan tabii birçok kültürlerde de gözüküyor. Mistik özelliği var. Ama ta Neolitik dönemden beri Anadolu kültüründe kullanılan bir süsleme ögesi, svastika motifi deniyor. Yani buna daha sonra işte Gamal Ağaç diye tanımlamışlar. Yani svastika motifidir. İşte sikkeler üstünde görüyorsunuz bu tür Hitit. Bakın bu Alacaöyük'ten gelen bir sistrum, bir zil dediğimiz bronz eser. Üzerinde svastika yani Gamal Ağaç motifleri var. İşte bakın sahiplenmediğimiz temaları bile, motifleri bile adamlar kullanmışlar. Hititlerdeki o çift başlı kartalı alıyorlar. Değişik işte uygarlıklar, kültürler, işte bir yerde Doğu Roma'sı, Selçuklular, bugün Arnavut bayrağında görüyor. Hani dediğim gibi bu tema esasında çıkış noktası ortak birlik, ortak olmakla birlikte yayılmaya başlıyor. Şimdi baktığınızda şuna gelmeye çalışıyorum en son. Bitiriyorum sözlerimi yavaş yavaş. Anadolu toprağı esasında o ta paleolitik dönemlerden gelen on binlerce yıl öncesinden gelen tortuyla birçok insana yurt olmuş bu topraklar. Yani bu binlerce yıl içerisinde kuzeyden, batıdan, güneyden, doğudan bu topraklar göçlerle, şunla bunla esasında hep bir yerleşim alanına dönüşmüş. Ve esasında bu topraklar, bu toprak parçası hepimizin birlikte sahiplendiği, hepimizin birlikte nefes aldığı, hepimizin ortak geçmişi birlikte teneffüs edip yaşayabileceğimiz alanlar olması gerekiyor. Ve biz bugün halen mesela biraz önce söylediğimiz o işte ne güzel dil ya bunlar Yunanlılar, ırk bunlar gelmişler. Bak işte efsaneleri de var. Bizans'ı kurmuşlar, Bizantiyon'u, Efes'i kurmuşlar. Yazıtlara bakıyorsunuz bunlar Yunanlılar. Biz esasında bütün bu yaşantı ve tortu içerisinde gelen
bütün popülasyonu, insanları, nüfusu tanımlamaya çalışmışız. Mesela Rum terimi çok kullanılır. Ben hep bunu derslerde de anlatmaya çalışırım. Ya derim ki Rum eşit değildir Yunan. Neden? Rum demek Selçuklular Anadolu'ya geldiğinde, Malazgirt'le Anadolu kapıları açıldığında Doğu Roma'nın, yani Konstantin'le başlayan ve Hristiyanlığı kabul eden Doğu Roma İmparatoru Konstantin'in egemenliği altında yaşayan halklar manzumesi. Yani bir Doğu Roma İmparatorluğu var. Özellikle Bizans kullanmak istemiyorum. Bu uyduruk efsaneden dolayı. Kusura bakmayın. Doğu Roma diyorum. Ve Doğu Roma İmparatorluğu altında, onun himayesinde, kontrolünde yaşayan o binlerce yılın tortu halkları var. Doğal olarak Selçuklar Anadolu'ya geldiğinde diyor ki bu halklara, bu halkları şöyle tanımlıyor. Rom, Romalı. Hangi Romalı? İşte biraz önce söylediğimiz Doğu Roma İmparatorluğu'nun idaresi altında yaşayan halklar. Onları tanımlamak için kullanmışlar bunu. Yani Roma himayesinde, egemenliğinde, idaresinde yaşayan halkları tanımlamak için Romalı demişler. Romalı, o Rom, Rum'a dönüşmüş esasında. Yani biz esasında şöyle bir hata yapmışız. Dehşetengiz bir hata olmuş bu. Rum diyerek ve bunları Yunanlılarla özdeştirerek hiçbir alakası yok. Eğer Didos Sotriou'nun Benden Selam Söyle Anadolu'ya kitabını okuyacak olursanız, çok güzel açıklar. Didos Sotriou, Efes Selçuk'ta doğmuş olan bir, hani tırnak içinde Rum diyeyim. Daha sonra mübadeleyle Yunanistan'a gönderiliyorlar. İnanın Yunanistan'a gittikten sonra o kadar mutsuzlar ki, o kadar Yunanlılar onları istemiyorlar zaten. Diyorlar ki siz Anadolu'da İyonlarsınız. Yani baktığınızda ortak bir dilleri, alfabeleri var değil mi Yunanca? Ama hiçbir kültürleri benzemiyor. Doku uyuşmazlığı var adamlarla. Yani Anadolu'dan giden, Anadolu'dan ya bunlar Yunanlı, Yunanistan'a gönderelim diye gönderilen, esasında Anadolu'nun ana teması ve bir yerde nüvesini oluşturan halklar Yunanistan'da barınamıyor Atina'da. Adalarda biraz daha fazla Türkiye'ye, Anadolu'yla yakın temas. Kendilerine mahalleler kuruyorlar. Atina'da, şurada, burada. Kendi takımları var. Bugün hani AYK denilen Atletik Eleniki Konstantinopoli diye adamlar, İstanbul'dan giden, tırnak içinde yine diyeyim, Rumların kurmuş olduğu takım, veya ismini çok duyarsınız, Panionios. Hani İyon Birliği demek esasında Panionios. İzmir'den, Simirna'dır onun sonu, Simirna diye biter. İzmir'den giden Rumların, mübadeleyle giden Rumların kurduğu takımlardır. Ha, burada tarihsel bir hatadan bahsedebilir miyiz? Evet, edebiliriz. Yani Kurtuluş Savaşı esnasında dışarıdan gelen büyük bir empoze, ya siz oradan ziyade bak dinsel olarak, işte genetik, ırksal olarak şeye bağlısınız, Yunan anakarasına bağlısınız. Yani siz Yunanlara daha yakınsınız diyerek, tabii onların da bir takım Kurtuluş Savaşı esnasındaki hataları sonuçta mübadeleyle sonuçlanan bir yöne gitmiş. Ama esasında biz o kültürü, o nüveyi oluşturan, o canlılığı oluşturan temayı göndermişiz esasında. Hani sıkıntı belki burada kaynaklanıyor. Benim mesela arkadaşım var Sorbonne Üniversitesi'nde, Brigitte Pitarakis. Fransa'ya gittiğimde çok güzel bir şey söylemişti. Ya benim dedi adım Brigitte, soyadım Pitarakis. Baba Rum, yani İstanbullu, hani Rum demeyeyim de İstanbullu baba, anne Levanten. Şimdi bakıyorlar bana, ismin ne? Brigitte, soyadın Pitarakis. Sen Yunanlı mısın? Hayır diyor, ben Türk'üm. Pasaportum Türk. Her şeyim Türk. İstanbul'da doğdum. Ama bunu kanıtlamak için, yani bunu söylemek için o kadar çok çabalıyorum ki, aynı şeyi Yunanistan'a gittiğimde yaşıyorum diyor. Şimdi ben kolayını bulmuştum dedi ta o zamanlar. Ben İstanbulluyum deyip çıkıyorum işin içinden diyordu. Yani başka türlü artık çözüm yolu bulamamıştım diyor. Tabii böyle bir sosyolojik vakalar da ortaya çıkıyor. Son olarak da sözlerime son verirken uzattım biraz ama dilden, yazıdan, ırktan bahsettik. Tabii ki din ve inanç sistemini söylemedik. Doğal olarak esasında Museviliğin Hazreti Musa ile birlikte ilk din olmasına rağmen Anadolu'ya gelen üçüncü tek tanrılı din oluyor. Çünkü ilk önce Hristiyanlık Anadolu'da kökleşiyor.
Anadolu'ya. Selçuklu Devleti'nin gelmesiyle birlikte, Selçuklu Sultanlığı'nın egemenliğiyle birlikte İslamiyet'in gelmesi söz konusu. Osmanlı ile bu tabii ki daha da tematik hale geliyor. 16. yüzyılda Kanuni'nin İspanya'daki seferatlar dediğimiz Musevileri, ki 500 bine yakındır sayıları, İstanbul'a getirmesiyle birlikte Anadolu'da bir Musevi cemaati de oluşmaya başlıyor ve esasında belki de bizim o kültürel zenginliğimiz, o temamızın en önemli ve özellikli kısımları bu din felsefesi üzerinden de oluyor. Yani dünyanın hiçbir kentinde, hiçbir başkentte, hiçbir yerde göremezsiniz bunu. Yani üç tane, İstanbul için bahsediyorum, üç tane ulvi dinin merkezi olmuş. Yani gıpta edilecek bir şey esasında ve bir barış ortamı içerisinde yaşanmış burada yani. Ve Antakya'nın, Hatay'ın çok güzel bir burada turistik mottosu var. Hani bunu Antakya şey yapıyor. Ezan, çan ve hazan diyor. Yani İslamiyet, Hristiyanlık ve Museviliği biz bir arada aynı kardeşlik duyguları içerisinde paylaşıyoruz diyor. Evet. Ve son söz diyeyim ben. Esasında çok uzattım biliyorum. Ama son söz yine baş sözde, ilk sözde olduğu gibi Ali Kaynas Balıkçısı'nın, belki bir kez daha okumamız gerekiyor. Bir kez daha okumayayım ben size, sıkmayayım ama işte esasında o koca balıkçı, Ali Kaynas Balıkçısı Cevat Şakir Kabahşı ne güzel bir şey söylemiş. Belki bütün bu söylediği, bahsettiği kısmı ben size, bu benim için dar ama sizin için belki uzun zaman aralığında anlatmaya çalıştım. O İyon, Yuan ve Yunan da oradan gelir. Der ki Ali Kaynas Balıkçısı, esasında o bizim kadim İyonya'nın, İyonya kültürünün o esas nerede ilk çağda o İyon Rönesansı'nı yaratan o kadim kültürü biz İyon, Yuan veya Yunan diyerek kendi elimizle de kendi terminolojik bir yerde yapılandırmamızla da Yunanistan'a bahşetmişiz. Çünkü bugün dünya üstünde zaten Yunanistan'a Yunan diyen başka bir yer yok. Hani kendilerine Hellas diyorlar. İşte Grek deniyor, Greece deniyor. Neyse hep o fazla giden bir takım isimler. Bir tek Yunan'ı biz diyoruz. İşte o da Ali Kaynas Balıkçısı çok güzeldir. Ondan çok etkilenmiştim. Yuan Yunan'a dönüşmüştür. Ne yazık ki biz kendi öz ve öz Anadolu kadim kültürünü bir yerde altın tepsiyle Yunan diyerek Yunanlılara bahşetmiş durumdayız diyerek sözlerimi tamamlayayım. Anlamayacağım. Tatlım birazcık biliyorum. Ama hocam sesiniz gitti. Son söylediğiniz cümleyi duyamadım. Acaba hangisini söyledim? Yani İyon Yuan'dan bahsettim. Dedim ki Ali Kaynas Balıkçısı'nın yine o tematik okuduğum kitaplardaki çok etkileyen kısmından yola çıkarak İyonya, hani İyon kültürü Yuan'a çevirilmiş. Daha sonra onu Yunan yapmışız ve Yunanlara altın bir tepsiyle sunmuşuz. Yazık ki. Hocam birkaç tane soru var. Ben onları isterseniz size ileteyim. Size topluca cevap verebilirsiniz. Çok paralel sorular çünkü birbirine. Girit Yunan kültüründen farklı mıdır demiş. Herhalde Minos Uygarlı'yla farklıdır. Farklıdır. Kıbrıs, yani Kıbrıs, Rodos, Girit hepsi farklıdır. Etrüsklerin kökenini sormuş bir arkadaşımız. Ya Etrüsklerin kökeni tabii birçok bağlantı var ama onun da yine Pers saldırıları sonucunda bir yerde Anadolu coğrafyasını terk etmek zorunda kalan Lidyalıların, çünkü çok önemli benzerlikleri var Lidyalılarla. Etrüsklerin Lidyalılar olduğu söylenir. Bir soru daha var hocam. Bir toprağın bir millete uzun bir süre ev sahipliği yaptığını ne tür öğelerle anlayabiliriz? Yani işte biraz önce söylediğimiz gibi, yani kültürel temalarına, kültürel izlerini sürmemiz gerekiyor. O ve kültürel izlerin iz düşümlerini, yani geçmişle günümüz arasındaki bağıntısını kurabilmemiz gerekiyor. Biz bunu kurabilmemiz için de doneleri, verileri geçmişten alacağız ki bugüne yorumlamamız lazım. Bunları yorumlayabildiğimiz vakit zaten diyeceğiz ki burada bir kültür oluşturmuşuz, burada bir, bu havzada
bir temayı, ortak bir temayı ortaya koyabilmişiz. Zaten bunu ortaya koyamadığımız hiçbir surette bir şey diyemeyiz. Yine hani sözümün, kelamın başına geleceğim. Biz refüze ettikçe ilk çağ tarihini, Anadolu toprağının bu kadim geçmiş kültürünü benimseyemedikçe, bizim adımıza benimseyerek bize benimsetmeye çalışan birileri çıkıyor. Ve biz onların yazdığı verileri okuyoruz. Onlar üzerinden bilgileri öğrenmeye çalışıyoruz maalesef. Tabii ki yani burada dediğim gibi ya her şey Anadolu'yu demiyorum ama ya bir de şey diyorum yani ne olur biraz da artık hani şu Anadolu kültürünü, kadim Anadolu kültüründen bahsedin. Yani her şeyde antik Yunan yapmayayım kardeş. Yani biz yani Osmanlı oraya gittiğinde Osmanlı İmparatorluğu bütün Balkanları Yunanistan'a yönettiğinde biz şey mi diyeceğiz şimdi Yunanlılara? Ya siz Osmanlısınız. Yok hayır yani Osmanlı idaresi gitmiş. Kendi kültür ve emperyal gücü içerisinde orayı yönetmiş. Belli bir dönem onun etkisi altında yaşamışlar ama baktığınızda yani adamların coğrafya ve ırksal bir takım kendi kültürel ögeleri var. Ve belli bir zaman içerisinde kayboluyor. Ben Almanya örneğini veririm. Çok güzeldir. Hani diyorlar ya böyle göçlerle gelmişler. Anadolu toprağı boş olsa bile, bomboş olsa bile ve Ari Yunanlılar Anadolu'ya gelmiş olsa bile, Ari Yunanlılar 3000 yıl geçmiş. 3000 yıl. Yani artık hani onların bu topraklara geldikten sonra hani öyle olsa dahi diyorum. En güzel örnek Almanya'dır. 60'larda giden, çalışmak için giden vatandaşlarımız, değil mi? İkinci kuşaklar Almanya'dan. E şimdi diyorlar ki evet biz yani dedem Türkiye'den geldi. Ama artık onun Almanya'da yaşayan biri olarak evet diyor ki ben köken olarak Türkiye'den geldim ama hiç Türkçe bilmiyorum. Alman kültürüne entegre olmuş. E bu 50-60 yıllık zaman dilimi içerisinde. Bahsettiğimiz binlerce yıl. Yani o yüzden değerlendirmeleri yaparken tabii bu minvalde de bir şekilde belki değerlendirmemiz daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Hocam biz kendi tarihimizi, geçmişimizi Osmanlı ile başlattığımız ve sadece İslamiyet kısmını algıladığımız sürece bu sorunların hepsi zaten sürmeye devam edecek. Hem terminolojik olarak hem diğer platformlarda. İşte arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız okudukça, dinledikçe, öğrendikçe, benimsedikçe sanırım bu biraz daha süreç içerisinde düzelir diye ümit ediyorum. Bu arada şu COVID süreci bitince de bizim klasik türlerimiz var rehberlik bölümü olarak. Ankara'ya geldiğinizde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne sizinle gitmeyi isteriz. Bu da size sürprizimiz olsun şu anda. Sevinirim tabii ki. Ya gelecek ben, için sürprizimiz olsun. Canan Hocam bilgi ver. Yani, mesela Ankara'da tur yapıyoruz. Mesela şeye giderim. Ankara Ulus önemli bir dini merkez. İşte Galatlar gelmiş. Daha sonra Romalılar ilk imparatorlar adına Augustus Tapınağı'nı kurmuşlar. Daha sonra orası önemli bir dini merkez olmuş. Hacı Bayram Veli Türbesi camisi yapılmış. Yani bugün bile yaşayan bir nüve. Baktığınızda ta o binlerce yıl yaşam ve dini felsefesini ortak bir şekilde sürdürüyor. Bazen gruplara veya öğrencilerime bir şey anlatırken arka insanlar gelirler dinlemek için. Ben çok hoş, yani öğrencilere anlatıyor gibi esasında gözüm arka taraftadır. Çünkü onların bir şey öğrenmesi benim için çok da önemlidir. Yani kulaklarına kar suyu kaçması çok önemlidir. Ve bana çoğu zaman şunu derler. Bize hiçbir zaman hiç kimse böyle anlatmadı. Biz bilmiyorduk. Yani insanlar inanın bildiği, yani bir şeyleri bildiği zaman onu kavruyorlar ve benimsiyorlar. Ama gerçekten bilmediği ve uzak kılınan tüm kavramlar ona yabancı kılınıyor, yabancılaştırılıyor. O yüzden bu Anadolu toprağını ilk ve son söz yabancılaştırmadan kendi benliğimizin, kültürümüzün teması olarak düşünüp, çünkü başka bir coğrafya yok dünya üzerinde. Yani başka bir yer yok. Anadolu çok özel bir yer. Hocam çok teşekkür ediyoruz bu güzel sohbet için. Çok fazla sayıda teşekkür var.
sizi gördüğüne, izlediğine, dinlediğine mutlu olan çok fazla öğrenciniz, meslektaşınız var. Yayından sonra zaten YouTube kanalından bakarsınız onlar kimlermiş diye. Herkes sizi çok seviyor, çok mutlu olmuş hocam gördüklerinde. Ben ileteyim. Şimdi yukarı çıkıp birebir isim olarak adetmiyorum ama siz sonrasında bakarsınız. Ben de kendi adıma, bölümüm adına, öğrencilerim adına çok teşekkür ediyorum hocam size. Ağzınıza sağlık. Yeniden görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkürler Can Hocam. Böyle bir imkanı tabii siz sağladınız. Ben de dile getirdim söyleyeceklerimi. Ben de tüm hani emeği geçen yayında diyelim böyle televizyon tabiriyle yayında emeği geçen başta sen olmak üzere diyeyim moderatör olarak. Tüm arkadaşlara da sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Tüm katılımcılara da bizi böyle iki saat dinledikleri için de teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Umarım bir şeyleri becerebilmişizdir, yapabilmişizdir, dile getirebilmişizdir. Sağ olun. Hocam çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Arkadaşlar bu haftaki okuma listemizi, film listemizi, belgesel ve müzik listemizi bizim Kastamonu Üniversitesi Turizm Rehberliği Instagram hesabından lütfen okuyun. Bu hafta muazzez dinleyici var çünkü listemizde. Önümüzdeki hafta çarşamba günü, sanırım önümüzdeki hafta turizm haftasına denk gelecek. Belki bir gün değişikliğimiz olabilir. Haberdar ederiz sizleri. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.